Evet, yeni yayın açtık galiba. Sayın pek sevgili arkadaşlar. Dört numaralı New York 2 yayın efendim. Ses nasıl? Güzel, ses iyi. Ses iyi efendim. İsmet gelmiş. Yakup artık zamazingo deme. Döverim seni. Ne zamazingosu reis? Ne oluyor? İsmet reis lütfen burası bir oyun kanalı biliyorsun. Siyaset yapmaya çalışma dostum. Burası yerliyim. Oyun kanalında oyun konuşuyoruz canım benim. Malpapi gelmiş. İsmet bu arada konuşma tekrardan. İyi akşamlar. Ya boğazıma takılı kahve. Yine kendime sütlü bir kahve aldım efendim. Niye pardon. Malpapi gelmiş. Konuşma reis. Hoş geldin dostum. Konuşma iyi akşamlar. Bu yayını onaylamıyorum. Japon kızı kıskandım. Kapa bunu, oynama artık. Ne oluyor ya reis? Niye kıskanıyorsun? Oyun ya bu. Sakin ol dostum. Evet, oyunumuza başlayalım efendim. Ekrana geldim, görüntü geldi. İyi. Kaldığımız yerden o Japon hanımımız da burada oturuyor, hatunumuz. Kalk kız, hadi gidelim savaşmaya. Hadi bakalım. Evet efendim. Yok ki de yine. Baya baya uğraşıp bir yere getirdim ha. Acı girelettim oyunu. Böyle böyle herhalde 2-3 senede bitiririm ben bu oyunu reisler. Pardon. Lan! Oğlum o zaman oyun kanalıysa banlasana hadi. Hesteyse. Zamazingo diyorsun. Ne oluyor dostum? İsmet ne oluyor? Kafaya mı? Kafanı bir yere mi çarptın reis? Yani anlamadım. Anlamadım yani. Ne oluyor? Reis ne oluyor? Söyler misin? İsmet niye sakin olmuyorsun? Seni biraz susturayım mı dostum? Belki başım falan ağrıyordur. İsmet'i biraz susturalım bu yayında efendim. Dokuz. 10 kere susturalım İsmet Reis'i. Bir yarım saat sustum. Sanırım kafayı attı İsmet Reis. Niyeyse yani. Tuhaf tuhaf şeyler yazıyor. Niyedir bilmiyorum yani İsmet. Bugün ne oluyor sana dostum? Evet biraz susturdum. Şöyle bir 30-40 dakika gelmez. Emre Aslan selam abi. Aleyküm selam. Konnichiwa efendim. Ne haber? Evet. Başlayalım efendim. Evet efendim başlayalım oyunumuzu isterseniz arkadaşlar. İsmet'i susturdum. Kaç kişi var şu an yayında? O 3 kişi varmış.
Abi. Yenge nasıl sızsız bu Japonlar? Evet. Bu Japonlar. Japonlar iyi insanlar reis. Japonların gözünü seveyim ben. Çok tatlış oluyor Japonlar bak. Çok tatlı oluyor Japonlar ya. Evet, oyunumuza başlayalım efendim. Mapa bir demiş ki İsmet sus, Masu sus. Abi öyle deme, Masu falan deme. Adamı zaten susturdum. Şimdi sana bak öfkelenir, sana öfke duyar. İsmet reisin gazabını uğrarsın bak sonracığıma. İsmet'i susturdum arkadaşlar. Yarım saat gelemez artık. Sustu. Evet efendim. Neyle ki sallasam bu karoya? Şuna ben girişsem. Şuna girişeyim abicim. Al olayım. Al olayım seni salak. Al olayım. Bir tane daha şu zincirle vurayım sana, geber seni salak. Abi ben bir 10 dakikaya geleceğim. Peki reis, görüşürüz. Keyfine bak dostum. Bir 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 gülü 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 gülü. Aha ata geldik, ata. Aman iyiyim. Atı nasıl öldüreceğim ben ya? Aman öldürecek beni bu salak. Oo öldürdü. Ben nerede yanlış yapıyorum ya? Karakterim çok mu güçsüz acaba burayı oynamak için? Bir de niye bu kadar karanlık oldu ki bu oyun ya? Ayarlarını bir bakayım hele. Tamam. Gülerek gülerek gülerek. Shadow Quality. Şunları bir düşürelim ya. Bunlar ne ara kendine mi açılmış? Ne yapmış bu zımbırtılar? Ha ulan gölge bozuyormuş oyunu. Vay be, gölgeyi kapatınca fıstık gibi oluyor. Her şey gözüküyor. Gölgeyi açınca bombok oluyor. Bu nasıl ayar abi? Çok tuhaf. Motion blur açık kalsın. Dynamic reflection. Bunların hepsi kalsın abi. Güzel, iyi, güzel, güzel de o. Gölge neydi ya? Sen abi. Abi ben İsmet'i engelledim. Nasıl geri açacağım? Kendi kanalında ayarlar gibi bir şey vardı. Oraya gir. Topluluk vardı. Topluluğa gir. Orada engelliler, modlar falan diye liste var. Oradan engelli listesinden adını tikini kaldırıp kaydede tekrar kaldırırsın geri. Bir ağzına vurayım onun. Yo onu yarım saat falan engelledim ya, 40 dakika falan susturdum. Bilmiyorum, hastalanmış herhalde, kafasına vurmuş o da. Tuhaf tuhaf şeyler yazıyor reis gelmiş. Genç bir insan, genç insana bazen kafayı oynatabiliyor, normaldir. Gençliğine veriyorum ben de kendilerini. Affettim. Affettim kendisini. Şimdi ben buraya abi karanlık mekanda ışık geliyor, gölgeyi kapatınca çöp. Nasıl ya? Aa bak gölgeyi kapattım. Tamam mı? Bak abi. Her şey gözünün önünde. Görünüyor bak her şey. Tamam. Abi gölgeyi açınca aşırı karanlık oluyor. Ben anlamadım yani bak. Ha, gölgeyi açtık abicim. Abi buyur. Karanlık tamam, gece karanlığı haklısın ama yani benimki de göz yani. Gece karanlığını da biraz şey olsun. Biraz da gözü görükür olsun. Bilmiyorum, kapalı hali bence daha güzel olmuş. Burada tam bu zifir karanlık mı? Ay ışığında mı takılıyoruz? Aa o doğru ya. Ay ışığında takıldığım için karanlık olacak. E ama oyunun her yeri güzel aydınlıktı. En baştan beri ben böyle oynadım bunu. Bana tuhaf geliyor. Bak böyle olunca sanki daha hoş. Tamam yine oyun. Gerçi böyle de gündüz gibi oluyor. Ha doğru. E şimdi gölgeyi açmak mı lazım dostum? Bence kapalı daha güzel oluyor ya. Şimdi ben bu atı nasıl yeneceğim abicim? Bu da değil abi. Şöyle bitirelim be. Atı nasıl yeneceğim? Zaten blind fruit 3 çarpı.
anima bilmem neyi yükseltiyormuş. Tamam abi, peki. Kullanalım artık neyse bunlar. Çünkü ne varsa... Tamam dostum, ne varsa bunları kullanacağım şu hayvanla dövüşürken. Başka da bir çare yok yani. Hatta şimdiden mi alsam? Şimdiden alayım abicim. Olmuyor mu şu an? Üst üste olmuyor herhalde. Tamam abicim. Evet, tek ihtiyaleti bir canlı okuyla galiba, doğru. Şu an yok galiba değil mi? Yayın mı gitti dostum? Çabuk kalk kız. Öyle olduğunda şunu yapacağım galiba, ya anlamaya başladım yani. Oo, öldürdüm. Şu an internet mi? Tuşunu kapat gelmesinler. İnternet mi gidiyor şu an arkadaşlar? Şu an yayın gidiyor ama bakayım hele. Yayın ne alemde abicim? İzlemeye çalışayım. Oyunun şeyi acaba çok yüksek mi gidiyor? Abi karanlık mekanda ışık geliyor. Gölgeyi kapatınca çöp. Drops'a oyunun grafiklerini en düşüğe getireyim, dur. Galiba evdekiler internete fiki fiki yapıyor. Abi yayında droplanma oldu az önce. Evdekilere söyle internete zımbırtı yapmasına, girmesinler. Gitmiyor abi, droplanıyor bazen. Ha dur bakayım. Şu şeyi bir en düşüğe çekeyim reis. Bak o gölgeyi mölgeyi açtığımız zaman. Ya benim bilgisayarım aslında bu RX 550 aslında bunu baya baya güzel bir grafikle oynatacak güçte ama. Rahat rahat oynatacak güçlü ama işte gel gelelim. Yayın açınca işin rengi değişiyor. CPU bayağı bir zorlanıyor işlemci. Okey. Bir de böyle deneyelim. Ya bu 720 pikselde bile değil ha şu an. Çözünürlük de %70'teydi galiba. Bakayım hele. %70'te yani 720'nin %30'u eksik. %70'inde çalışıyor. Buna rağmen benim işlemci falan droplanıyor belki ya. Oyundan kaynaklı değil abi, senin kamerada kasıyor. Tamam, o komple işlemci kastığı zaman bilgisayardaki ana GPU adı üstünde central işlemci, merkezi işlemci. O %100'e dayanıp saçmalamaya kasmaya başına bütün bilgisayar kilitlenmeye başladı dostum. İşlemci meselesi o biraz. Minimaka gelmiş, konuşma abi. Konuşma reis, hoş geldin, sefala geldin. Şimdi oyunun ayarlarını iyice düşürdüm. Bilgisayar zorlanıyor olabilir. Bir de bu şey, ben AMD ekran kartına verdim renderlemeyi canlı yayında. Yani canlı yayın esasında AMD rendering yapıyor şeyi, görüntüyü. Karşıya gönderirken, upload yaparken. Kameranın görüntüsünü de AMD renderliyor. Bunun 4K bilmem ne bir Logitech'in kamerası var. İçinde çift çekirdek işlemci olan. O bu en azından kameranın çektiği görüntüyü kendisi render yapıp da karşıya gönderiyor. Bu kamerada o da yok. Bu alt, daha bir alt model bir kamera. İşlemci altın 200G reis, yani bir idare edin olduğu kadar, olmadığı kadar ne yapalım yani. Olduğu kadar. Tabi RAM 4 GB. Ekran kartının RAM'i 2, bilgisayarın RAM'i 4 GB. Her yerden garibanım. Abi yayın bayağı kasma yapıyor. Bu oyunu kasma sebebi de ne bileyim. Abi bu oyun işlemci kullanıyor. Yayında kullanınca gelge alıyorum. Öyle bir şey var galiba, dur durun. Dün de ben çekilen yayına baktım. Bayağı bir droplanıyor. Olmazsa açmam, oynanışını atarım. Bu dördüncü yayın ya. Bundan sonra Nioh oynuyorum. 5, 6, 7 diye Nioh'u oynar. Videosunu çeker atarım herhalde. Yani oynanış görüntüsü olaraktan. Olmazsa. Çünkü bunu tam böyle 30 FPS 1080p'ye falan bir ince ayar çekip oynayabilirim de bu kartla. Ya da 720 piksel 60 FPS oynatabiliyor bu. Bu ayarlarda falan. Canlı yayını açınca zıttır bıttır oluyor.
Abi PS4'te Warface oynuyordum. Ping beni deli etti. Ben bugün valla bayağı oynadım 150 pingle. North America sunucusunda 50'şer kill kastım dostum. Amatörlere karşı oynuyorum. Çok kızdım abi. Ya PlayStation 4'te başka oyun yok abicim. Boş ver ya. Ben o altın tüfekleri alıp incelemesini çekeceğim. O kadar yani. Daha sonrası yok. Bu neymiş? Of, şunu fırlıyor. Güzel. Bak o iyi bir şey. O zımbırtı. Çabuk oğlum kalk. Onu dolması lazım. Çabuk 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 çabuk. Ne oluyor lan? Çıldırdı eşşoğlu beş kulak. Kudur kudur. Al al hayvanat. Of. Kudurdu ya. Baya bir dayak attım. Terbiyesiz sılık. Beygir at. At beygir. Bakayım hele. İdare eder sanki yayın ya. Biraz idare eder oldu değil mi? İyi kötü. Sanki idare eder oldu. O abi ekran kartı yetişemiyor. Renderi ekran kartına bıraktım. İşlemci güçsüz olduğu için OBS'yi şey kullanıyor. Ekran kartı kullanıyor. O yüzden saçmalıyor biraz. Kaçmam lazım. Enerji fullemeyi unutuyorum. Üstümde 3 tane enerji var. Hani istesem geçerim. Bir de ok yok. Ok mu bulsam ya gidip? Yani o bana vurduktan sonra kaçarken uzaktan ok atsam güzel. Demek ki iyi oynadım. Şu ok gibi bir şey. Şu zincir var ya zincir. Şu uzağa bir 3-4 metre uzağa vuruyor. Mesela şu salağın üstüne deneyelim. Aa buradan galiba işliyor. Bak. Bayağı da enerji götürüyor. Kaçıp biraz enerji alsam aslında oyunun daha tam şeylerini çözemedim, her şeyini. Şu çilek zımbırtısı bayağı faydalıymış. Yalnız onu birazdan dolunca, boşalınca alacağım onu. Tüh o bitmiş o zımbırtım. Şimdi benim kaçıp hemen enerji almam lazım abicim. Yine beni vurdu bayağı bir ya. Abi bir koyuyor var ya. Kızım kalksana ya ben kalkmasını bekliyorum. Sırık sırık duruyor öyle mal gibi ya. Üf. Yok şimdi değil. Bir şeye basıyordum. Ha oldu. Şimdi girişeyim şu salağa hiç durmadan. Vay, öldürecek beni şimdi. Kaç oğlum kaç. Ot. Ot kafası. İyi oynayamadım. İyi oynasam bayağı iyi oynasam bunu yenerdim yani. Öldürdü. İyi oynasam yenerdim ya. Bayağı bir uğraştım. Öğrenmem lazım bir şeylerini ya. Abi oyun güzel ama yanlış oynuyor. Evet galiba öyle bir şeyler var. Prophet Tide Torisel. Tamam. Torturer'e gidelim. Basic Action. Ya aman be sıfırdan mı öğreneceğim? Ok mok şu zamazingoları belki. Basic Burst Counter. Ha. Bunu bol bol yapmam lazım. Aslında enerji biraz daha alsam geriye dönüp toplayıp mı gelsem ya?
Böyle 3 tane şu an 10 tane falan mı yapsam onu acaba ya? Şu salak veriyorum enerji falan. Gel oğlum bre. Daş da atarmış salak. Seni gerizekalı. Neymiş bu? Storm ne abi? Boş ver senin. Abi oyun güzel ama yanlış oynuyor. Çok kızdım abi Pintek. Pintek. O ne abi Pintek ne? Evdekiler söyle. Oyundan kaynaklı değil. Konuşu var abi. Abi yayın baya kasma yapıyor. Şimdi düzeldi mi? Oyun grafiklerini düşürmeyeceğim. Çok kızdım abi Pink'ten. Hmm. OBS kullanıyorsan video daha çok kastırıyor yayından abi. Doğru doğru OBS evet. Tamam bir dakika. Abi oyun güzel ama yanlış oynuyorsun. Tam sana vururlarken sağa sola kaçman lazım. O counter yaparsam canavara dönüşüyorum bir saniye. O zaman karşıdaki adamın gücü azalıyor ona vurabiliyorum o an. Jone yürüme simülasyonu değil. Jone ne ya? Başka oyunum yok. Abi Call of Duty VV2 bitirdim. Call of Duty Infinity Warfare bitirdim. 3 tane Uncharted bitirdim. VV'de ömrümü bitirdim. Bir tek Journey kaldı. Journey ne ya? Aynı ama oyun özelliği sanat tasarım ve grafikleri büyüleyici bir deneyim. Bayağı iyi evet. Journey beleş değil mi yoksa yanlış mı biliyorum? Geçen yıl 2 beleş 2 oyun ve ha Uncharted Nathan Drake tamam. Hmm. Uncharted çok iyi ya. Plus'a özel değil mi? O oyunun aslında hani, PlayStation Plus mı alıyorsunuz? O zaman beleş olmuyor orada verilen oyunlar. Çünkü sen ona bir üyelik parası sonuçta. Ona para veriyorsun sen. Onu beleştik ki. Ben PS4'de oynadım sadece. Yok geçen yıl herkese bedavaydı. 4 bende var ama CD bozuk. Uncharted mükemmel ama pahalı ve yüksek sistem istiyor. Yüksek sistem istiyor. PC'de yok ki o. PlayStation oyunu o sadece bildiğim kadarıyla. Çıktığım bilgisayara yok ya. Abi yayın düzeldi. O zaman şeyden ekran kartı renderi de ekran kartının üstüne yıktım. Çünkü işlemcim çok güçsüz. Athlon 200G anca oyunu yetiyor. Zaten R7240'ı bir kere ayırıp RX550 almamın sebebi buydu. En azından bu render yapmayı falan da bu karta bırakırım. Şey olur yayın düzgünce açabilirim diye. Aga ben 1.6 yolder PC'm var. 1.5 senedir bir PlayStation'ım var. Peki reis. PS4 zaten sistem gerek yok. Şey mi demek istiyor acaba? PS4 Pro'da düzgün çalışıyor. Düzünde kötü çalışıyor demek istedi belki. iPlus'taki oyunları indirimli olarak düşünmek. Ya da ya satın alıyorsun aslında. PlayStation Plus da ücretsiz değil ki kardeşim. Yıllık 250 lira falan bayılıyorsunuz o şeye. Yani en azından bir tane 3 yıldızlı AAA oyunu sana vermesi lazım o sistemin. Ben Sony'nin PlayStation'ın yerinde olsam öyle eski, küçük, çerçep oyunları koymam. Başka yerlerde free to play olan oyunları oynasınlar. Onları koyarım. God of War çıkarıyor ya her konsola. Her sene bir tane oyun veririm oyunculara. İlk yılda hani PlayStation 5 aldın ilk defa. Seç abi God of War mı istersin? İşte Gran Turismo mu istersin? Sony'nin kendi stüdyolarının yaptığı pahalı 3 yıldızlı oyunlardan bir tanesini direkt bir yıllık abone ol PlayStation Plus'a. Al bir tane 3 yıldızlı oyun. Yani God of War alıyorsun 300 TL'ye bir yıllık da abonelik veriyoruz derim ben PlayStation'ın yerinde olsam. Sonraki yılda yenilerken 3 yıldızlı bir tane oyun al. 3A yani ucuz değil. 50 dolarlık en az bir oyun al reis. Bir yıllık PlayStation Plus hediye üstüne derim. PlayStation'a bir tane pahalı oyunlardan bir tanesini al. Sana bir yıllık daha üyelik beleş veriyorum derim. Ben olsam Sony'nin yerinde öyle yaparım. Çünkü bir yıl her yıl bir tane oyun parasını zaten alıyorsun ve bu bilgisayarda Steam'de, Epic'te falan direkt 3 yıldız, 3AAA dediğimiz yani birinci sınıf oyunlar, büyük oyunlar dediğimiz uzun uzun oynanışı olan oyunlarla aynı fiyata bir yıllık bir şeylik satıyorsun, abonelik satıyorsun yani. Şey yaparım, ben olsam öyle yaparım yani. İşte şu kadar, işte Türk parasıyla işte 500 lirayı bulan bir oyun. İşte 400 lirayı bulan bir oyunu satın al. Bir yıllık PlayStation Plus senindir derim ben. Ve içine de ekstra çerçöp oyunlar koymam.
İşte online hizmetinden faydalanıyorsun, sunucudan faydalanıyorsun. Bu kadar online oynuyorsun işte derim. Bir tane de oyunu sana verdik. Ya da oyunu aldın diye onu verdik derim ben olsam. Çünkü bu ne abi? Bilgisayarda bir sürü zaten free to play oyun veriyorlar. Beleş bir sürü Epic her gün oyun veriyor. Her hafta oyun veriyor. Steam'de bir sürü oynaması ücretsiz oyun var. Demolar var. Hani sen neyin kafasındasın? Yılda bir tane oyun parası. Oyunun da ucuz değil. Şey tekel konumuna geldi PlayStation. Şu an merkezde tam tepede olduğu için onun şey sarhoşluğunu yaşıyor. Tekel olmanın sarhoşluğunu yaşıyor. Hani Steam'miş bilmem Nvidia'ymış böyle bir PlayStation'a rakip bir şeyler çıkarabilse. Mesela Xbox biraz onu yapıyor. Xbox Series S'yi alıyorsun. Xbox'taki Game Pass galiba Ultimate PC'de de geçerli bilmem ne. Baya baya oyunları veriyor. 3 yıldızlı oyunları baya baya veriyor. Mesela Gears of War serisindeki oyununu kendisi veriyor galiba Xbox. Hani o PlayStation Plus'ın en azından çok satan Sony'nin kendi oyunu olan God of War, Gran Turismo falan o tarz birkaç oyunu var. Exclusive dediğimiz bu makine özel, PlayStation özel. Oyunları verme şansı olsa keşke. Ama maalesef PlayStation biraz cimri. O yüzden yani abi ben PlayStation Plus da ucuza geldi, beleş verdiler falan lafı bana biraz tuhaf geliyor. Çünkü yıllık 240 lira mı ne bayılıyorsunuz zaten arkadaşlar ve aylar ayları çabuk kovalıyor. Yıllar yılları çabuk kovalıyor. Sen son 5 yıldır PlayStation kullanan, 4 falan kullanan insanın o Plus'a verdiği parayı hesapla. 5 kere 250 TL bayıldığını farz edelim. PlayStation Plus'a işte 1250 lira. 1250 lira sen bilgisayarda, bilgisayar platformunda takılsan herhalde kaç tane oyun alırdın? Bir de öyle düşün yani. Şu an işte Steam hesabında 5 tane 3 yıldızlı AAA oyun Steam hesabında emrine amade şekilde dururdu yani. İşte PlayStation 4 oyunlarından 5 tane baba oyun say. Hepsi şu an Steam'de durdu. Hatta belki 5 tane değil. Bazılarında 150 TL'ye falan indirimleri yakalardın. İcabında sen 1200-1300 liraya 10 tane oyun dizerdin Steam'de şimdiye. Ama son 5 yıldır konsol kullanmak için sen onu PlayStation'da sırf konsolu kullanmaya devam etmek için ödüyorsun. Yani bir bilmiyorum yani PlayStation biraz güç sarhoşluğunda, zafer şeyinde tekel konumunda olduğu için bunu sanki kullanıyor. Çok bariz kazık fiyatlar çekiyor zaten oyuncularına. Bilmiyorum yani. Şeyler de oyuncular da çok dertli bu PlayStation bu politikasından. PlayStation oyuncuları çok son yıllarda baya baya Xbox'u övüyor mesela. Şu PS özel oyunların hepsi ortalamaların üstünde. Fiyat olarak mı? Kalite olarak mı? Kalite olarak da bence baya baya ortalamanın üstündedir dostum. Kalite olarak da baya sağlam oyunlar onlar bence. Bence. Yok abi senin dediğini söyledim PC'de yok. Ya Uncharted yok 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 mantıklı. Uncharted PC'de olsa iyi olurdu. Çakmasını yaptırar. Yerli bir tane firma yapmış. Gördünüz mü onu? Potenciye mi ne? Ona bir şans verip şey yapacağım. Onu bir denemesini yapacağım ya. İncelemesini çekeceğim. Demosu var çünkü onun bilgisayarda. Ama geçenlerde canlı yayında oynamaya çalıştım. Canlı yayında çok kasıyordu oyun. Canlı yayını açmadan normal video çekerekten yapacağım. Kasmasın. Çünkü iyi optimize edememişler galiba. Bir şans vereceğim. Çünkü bilgisayarda olmayan bir oyunun çakmasını yapmışlar. Hoşuma gitti. Gidip de PlayStation almayın. Alın burada. Biz PC'de de var der gibi. Abi yok ya PS Plus'ta. Plus'a çok iyi oyunlar geliyor. Yok be abi. En son Fall Guys'ine gelmişiz düzgün. Ne geliyor abicim? God of War çıkacak değil mi PlayStation 5'e? Onu verecekler mi kardeşim? Onu verecekler mi? Abi öyle mantıksız olur ama hani God of War 400 TL oyunu 30-40 TL'lik üyeliğe mi vereceksin? Bir yıllık abicim. Bir yıllık 30-40 lira mı? Bir yıllık. PlayStation Plus'ı her ay aylık aylık 3 aylık 6 aylık alırsan parasını vereceksin. Online oynama hizmetini almış olacaksın konsolun. Oyun da vermezsin bence. Bir yıllık alırsan bazı oyunlar olmalı böyle. 3 yıldızlı böyle böyle maçı yani çıkış oyunları. İşte iyi bir GTA 6, RDR bilmem ne bilmem ne. PlayStation 5'in böyle çıkış oyunları diye sayılan oyunlar var ya. Onlardan birini seç sen olsun demeli bence. Ve sonraki yıl üyeliğin bittiğinde yine bir yıllık daha üyelik al PlayStation Plus'a reis. 3 yıldızlı bilmem ne ucuzu değil bak pahalı oyunlardan birini al. Yani şöyle PlayStation'ın mağazasında gezerken
bazı pahalı oyunları alırsan bu yanında bir yıllık PlayStation Plus hediye ediyor diye bir seçenek çıkmalı. Bir şey çıkmalı. Promosyon çıkmalı bence. Abi en sevdiğin film aktörü kim? En sevdiğim film aktörü herhalde Anthony Hopkins. Abi sen düzenli olarak plus alıyor musun? Abi Zamazingo. NBA Arslan adam konsol kullanamıyor. Kullanamıyor. Konsol özürlüyüm evet. Elime veriyorlar getirip konsolu kullanamıyor. Böyle bana bakıyor ben. Lan bu neymiş lan diyor. Uzay gemisi mi getir acaba? Bu ne oluyor acaba diyor. Kokluyorum böyle. Bu neymiş acaba diyorum. PS kullanıyor. PC kullanıyor abi. Abi Japonya'ya gidince bir PS5 al da God of War izlet bize yapar mısın? Gidince daha neler olacağım orada. Dünyanın canını okurum orada. Her şeyi edinirim orada abicim. Orada her şey almak basit. Abi PC'den iyi bence. Doğru. PS değil mi? Ama aynen Game Pass PC Plus'tan iyi yok. Emre hayır. Abi God of War bayağı övmüşler. Bence çok daha fazlasını hak etmiş. Sence RDR 2 ile kapışabilecek bir oyun mu? RDR 2 ile kapışır bence ya. 1,5'a falan katlayabilir yani. Çünkü God of War bir hikaye sunuyor. Rockstar oyunları multiplayer'i güzel, oyunun açık dünyası güzel. Hani açık dünya severim diyene Rockstar Games'in yaptığı oyunlar iyi olur. Ben senaryolu single player oyun istiyorum, bayağı etkileyici konusu olan oyun istiyorum falan diyenlere God of War. Biraz zevk meselesi. Oyunlar aynı tür olsa tamam, aynı tür değil ama. Abi zaten platformu özel oyunlar kesinlikle iyi. Potentia Last of Us'ın çakması abi ve onu bu gece olmazsa bir deneme videosu çekeceğim. Yayınını yapmıştım. Yayında çok kasmıştı oyun mecburen. Bir şans verip bir de demo yapmışlar. Demo yapmaları hoşuma gitti. Demo yapsınlar gözlerinin yağını yerim ben bunların yani. Demo çıkarsınlar kardeşim. Bir şey deneyebilelim yani. Ona da bir para vermeyelim daha yani. Abi potansiyel çakma falan değil. Tamam abi çakma benziyor dedik. Direkt çakması değil. Bir oynayalım bakalım. Uncharted alakası yok oyunun. Yok Uncharted için PlayStation almayın. Gelin bilgisayarda benzeri var gibisinden bir oyun bence. Güzel kötü bir şey değil. Kötü bir şey değil. PlayStation'da God of War var. Ben çok seviyorum. Onu oynamak istiyorum ama PlayStation alacak param yok. İşte GTX 760'lı bilmem 1050'li ekran kartı olan bilgisayarım var diyen insana bir zamanda diyorduk. Ha God of War tarzını ben PlayStation 2'de oynadım diyor adam. PlayStation 4 alsam mı falan diyor. Sırf o tarz oyun istiyorum dediği zaman işte diyorduk. Darksiders 3 galiba God of War'a biraz benziyor. Rise Son of the Rome'yi oynayabilirsin onun niyetine. Hani o tarza yakın bir şey falan. Geçmiş antik çağlarda geçiyor, Roma döneminde geçiyor falan diye. Hani yoktu bir ara Mortal Kombat hiç yoktu PC'de. Düzgün çalışan Mortal Kombat yoktu. Steam'de yoktu hatırladığım kadarıyla. Mortal Kombat 9, PlayStation 3 ve Xbox 360'a çıkan Mortal Kombat 9 PC'ye gelene kadar adam gibi Mortal Kombat yoktu. İşte Tekken de yeni geldi. Tekken'in 7. oyunu var şu anda. 6'sı, 5'i falan yok PC'de. Biz Mortal Kombat oyunu istiyorum, Tekken oyunu istiyorum diyenlere PC'de ya bir Street Fighters var bilgisayarda. O hep çıkıyordu. Abi Street Fighters al oyna diyorduk. En azından yani muadili bir şey olsun bilgisayarda yani şey olmasın. Bilgisayar oyuncusu bilgisayar değil ille de FPS oynayacak sadece diye bir kayda yok. Güzel yani öyle oyunların çakmasını yapmak kötü değil çünkü bilgisayarda yok. Bilgisayarda olmayan bir şeyin çakmasını yapmak kötü bir şey değil bence. Ellerine sağlık eğer iyi yapmışlarsa. Denemek lazım, şans vermek lazım. Mario'nun mesela şey yok. PlayStation'da Mario Bros. Yok. Xbox'ta yok mesela. Xbox'ta PlayStation'da mesela PlayStation'da Mario'nun affedersin yani eline verecek böyle boynuna dolacak bir oyun var. Crash Bandicoot. Mario'dan belki iki kat daha zevkli eğlenceli bir oyundur. Mario Bros. Oyunların alayından daha iyidir bence. Sony PlayStation 1 döneminde ya bu konsolda Mario benzeri bir oyunu olsun diye adamlar yaptırmışlar. Konsolda fıstık gibi de bir şey yani. Şimdi ilk Crash Bandicoot'a baktığın zaman ya Mario'nun çakmasını 3 boyutlusunu yapmışlar falan dersin ama oyun fıstık gibi. Yani bir platformda olmayan bir şeyin çakmasını yapıp da oraya getirmeye çalışmak kötü bir şey değil bence. Last of Us gelirse orada o iş tamam. GTA 5'i PC'ye çıkartmasalardı Watch Dogs bayağı bir alıp yürüyecekti. Optimizasyonu bozuk olmasa, buglarla girişlerle dolu olmasaydı Watch Dogs 1.
O Watch Dogs 1'i iyi yapabilselerdi, gösterdikleri grafiği downgrade yapmasalardı, iyi bir şekilde verselerdi bilgisayara ve Rockstar Games de GTA 5'i PC'ye getirmeseydi, PlayStation'da falan bir kenarda kumda oynamaya devam etseydi konsolda, Watch Dogs bugün GTA yerine bizim andığımız, oynadığımız, deli gibi oynadığımız oyunlardan biri olacaktı belki de. Zaten Watch Dogs 1'in şeyine bakın, pazarlamasına bakın. Neydi o GTA 5'teki haritanın, mapın adı San Andreas mı? San Juan mı? Nedir? O ismi neydi? GTA 5'in mapı. O mapın ismini söylüyor adamlar. Diyorlar ki Ubisoft, o bilmem sen bilmem neyde gezdiğiniz yeter. Gelin bir de bizim Watch Dogs 1'imizi oynayın. Biraz da bizim haritamızda gezin. Güzel bir açık dünya GTA tarzı bir şey getirdik falan gibisinden pazarlama yapıyorlardı. Bir şeyin çakması olmayan yere çıkarılması bence yadırganacak bir şey değil. İyi yaparlarsa iyidir yani. Last of Us çakması. Evet, bu arada doğru, gerçekten çakması yani. Adamın sakalı makalı tipini bile aynı yapmışlar abi. God of War. Yani PC'nin Last of Us'ı diye alsınlar millet diye yapılmış. Belli. God of War Ragnarok da bekliyorum. O da inşallah God of War gibi olur. Last of Us'a benziyor biraz. Benziyor mu? Oyunun dosyalarından kopyalayıp kendi oyunlarından kullanıyorlar. Daha ne olsun? Ne? Abicim, esinlenmekle kopyalamak arasında büyük fark var. Bu oyun esinlenmiş yok. Abi bak, bir oyunun baş karakterinin tipini alıp olduğu gibi koyarsan ben buna bildiğin çakmalamışlar, klonlamışlar falan derim. Düşün, bir oyunun karakteri benim. Sakalım bıyığım böyle. Başka bir oyun aynısını yapmışlar. Sakalı bıyığı da aynı, adamın aynı böyle falan yani. Bu direktman esinlenmenin de ilerisine geçmektir. Last of Us zombi teması. Bu survival. Ama abi, konsolun PC'ye göre avantajı, özel platform oyunları sıfır sıkıntı çıkıyor. Değil artık. PlayStation 4'te falan gördük, döküldüler. 5 dakika loading süresi var oyunların. Oynaya tık basıyorsun kardeşim Gamepad'da, 5 dakika loading beklenir mi? 3 dakika, 4 dakika beklenir mi ya? Ve kaldırmıyor. 30 FPS'nin bile altına düşüyor bazı oyunlar. Sonra mecburen Pro'yu çıkarttılar PlayStation 4'te. Xbox'ta Series X'i çıkarttı mecburen. Değil. Bir sürü sıkıntıyla çıkıyor. Bozuk çıkarıyorlar. Konsola bozuk çıkar mı ya? Satın alıyorsun, konsolda düzgün çalışmıyor. Denemediniz mi abi? Zaten bunun bir tane donanımı var. Bir sürü ekran kartı yok ki tek tek ayarlaman gereksin. İşlemcisi, RAM'i, bütün sımırtıları aynı zaten. Ne? Bunu denemediniz mi hiç? Bozuk çıkarıyorlar. İlk gün yamasını falan bekle. Güncellemeyi bekle. Abi niye bu konsol ya? Adam gibi deneyip yapsanıza. Yok. O sıfır sıkıntı tam tersine. Bilgisayarda adam gibi bir ekran kartı alıyorsun. Düzgün bir sistem topluyorsun. Steam'de alıyorsun oyunu, çatır çatır oynuyorsun. Sıfır sıkıntı artık bilgisayarda. Yani 5.000 liraya, 7.000 liraya konsol alacağına 12-13 bin liraya bir bilgisayar alıyorsun. 15.000 liraya güçlü bir bilgisayar alıyorsun. Ekran kartı güçlü bir bilgisayar. RAM'i biraz fazla oluyor, işlemcisi biraz güçlü oluyor filan. Çatır çatır oynuyorsun. Mesela Cyberpunk 2077 Reis. PlayStation 4'te oynayabilir mi oyunu? Bilgisayarda ama biraz bilgisayarı güçlü olan insanlar çatır çatır oynadı. Bilgisayarı güçlü olmayan insanlar da almadı bile. Konsol ama PlayStation 4'teki insanlar ağladı, bunu abiler yani. İade edilme şampiyonu falan oldu herhalde Cyberpunk 2077. Abi Red Dead 2'nin atmosferi ve grafikleri çok iyi. Abi sen God of War oynadın mı? Var mı? Oynamadıysan yayını açar mısın? Ben daha önce bitirdim ama bir de senden izlemek isterim. Öyle mi reis? Size anlatamadığım bu, siz bu oyunu çok güzel diye överseniz adamlar der bu oyun mükemmel, ikinci oyunun aynı fizik grafikle yapalım. God of War PS4 özel oyun. Yakup abi PC kullanıyor. Çünkü RDR 2 PC'de daha iyi görünüyor ama God of War konsol oyunu grafikleri en iyi seviyede değil. Grafikler çok önemli değil ya. Ben mesela 720 pikselde oynuyorum her oyunu. Hani çok güçlü cihazım olsa ben de 1080'de falan oynardım en fazla. Çoğu oyunun da medium grafik ayarı bana kafi geliyor yani. Grafiğe çok takılmamak lazım. PS4'ün sistemi ortalama. Aynen abi, Crash Bandicoot kraldır. Abi muhabbeti çok iyi ya. Los Santos, ha. Watch Dogs 1, Los Santos'ta gezdiniz yeter. Hadi gelin biraz daha Watch Dogs'a takılalım demiştim. GTA 5'i hemen Rockstar Games düzgünce port edip hemen hızlandırıp işleri hemen PC'ye çıkarttı. Çünkü biliyordu,
GTA oynamak isteyenler Watch Dogs'a geçecekti. Onu satın alacaklardı. Çünkü 4'ün optimizasyonu, port edilişi çok kötüydü. GTA 4'ü oynayamıyorlardı bilgisayar oyuncuları. 5'i de konsolcular oynuyordu. Bilgisayarda adam gibi bir GTA yoktu. Yeni bir GTA yoktu. Abi Watch Dogs 1'in yapay zekası da kötüydü. Hikayesi de kötüydü. Fragmanı göstermekle alakası yoktu. Ama olsaydı ve optimizasyon da düzgün olsaydı biraz, GTA 5'in ekmeğini bayağı yerdi. GTA 5'in satışını düşürür ki onun yerine o satırdı bir miktar. Ama işte olmadı, beceremediler. Abi God of... Ama işte dediğim gibi bu Last of Us'ın mı? Uncharted midir nedir? Onun çakmasını yapmışlar diye dala geçtiğimiz oyunun yaptığı şeye benzer bir hareket yaptılar. Şey, PC'de yok, benzer bir oyunu çıkaralım. Satılsın. Alan razı, veren razı. Bilgisayarda düzgün çalışan GTA tarzı bir şey istiyordu insanlar mesela. Burada da öyle. Görünüyor. PS'de olsa. Mesela Uncharted. O Last of Us yerine Tomb Raider'lar var bilgisayarda mesela. Onunla oynanabilir bilgisayarda. Çok da aman aman fark eder mi bilmiyorum. Oyun oyundur ama işte benzeri oyun oynamak isteyenlere. Önerebileceğimiz birbirinin benzeri oyunlar ne kadar olursa her platformda o kadar iyidir. God of War PS4'te bile mükemmel görünüyor. PC'de olsa nasıl olurdu? Merak ediyorum. Valla mükemmel görünüyor da mükemmel PS4'te oynanmıyor reis ya. Ben onun yorumlarını gördüm. PS5'e çıktı değil mi o önceki PS4'teki God of War? Onu PS5'te direkt 60 FPS yapmışlar. Millet diyor oh be diyor. Loading süreleri kısaldı makinede, yeni makinede. 60 FPS gözümüz bayram etti ya diyor adamlar. Neymiş biz o PS4'te 30 FPS'de bunu ne eziyet çekmişiz biz PS4'te diyor insanlar. Abi sen oyunu tipe bakarak mı oynuyorsun? Evet. Evet, zevkler ve renkler tartışmaz. Oyunda önemli olan senaryodur, mekaniklerdir. Doğru. Abi Cyberpunk'ta PC'ye özel ama PC'de de çok boku var. Evet, bok gibi oynamışlar. Dün Simulator ya oynamıştık gerçi canlı yayında. O Cyberpunk'ın eline verir bu konusunda. Oyunu Odun Simulator'ın kendisi yürüyen bok. Adamlar yürürken baklı yürüyor zaten. Bana tekme atmaya çalışırken birbirlerine vuruyorlar. Abi PS4 Cyberpunk'u değil kaldırmak tutamadı bile. Kaldıramadı, tutamadı. Yes be dostum. Abi konsolun sistemi sabit, bilgisayar istediğin gibi güçlendirebilirsin. İşte o yüzden artık bilgisayar daha konforlu bence. Çünkü konsola yazamıyorlar oyunu. Minimal ama PS'ye kaldıramayacağı oyunları şimdi eklemiyorlar zaten. Şimdi ekliyorlar işte mesela orada. Bak o God of War bile PS4'te oynayanlar şu an PlayStation 4'te God of War'ı alıp da oynadıklarına pişmanlar. Çünkü şu anda PS5'te alsalar 60 FPS. Yanılıyor olabilirim. Ya PS4 Pro'da 60 FPS o PlayStation 4'e çıkan God of War ya da PS4'ün tüm modellerinde 30 FPS de PS5'e de verdiler galiba oyunu. PS5'e tam 60 FPS akıcılıkta 4K'da falan galiba. İnsanlar ben bildiğim bir iki yerde okumuştum. Ya God of War'ı keşke yeni nesilde oynasaydık falan. 60 FPS'de oynuyoruz. Gözümüz bayram etti diyenler var internette. Özellikle yabancı sitelerde. Hani 30 FPS'den rahatsız olan insan konsolda bir çözümü yok bunun. Ama bilgisayarda 30 FPS'den rahatsız olan adam gidip 1050 Ti ekran kartını çıkarıp bir kenara koyuyor. 1660 Ti takıyor. 60 FPS'ye yükseltiyor. Bu kadar basit. En kötü GTA optimizasyonlu oyunu GTA San Andreas. Yok ya GTA 4'tür bence abi. San Andreas çünkü hafif bir oyun ya. Hafif oyun olduğu için optimizasyonu kötü olsa da iyi donanımla rahat rahat oynuyorsun. Ama GTA 4'ü hiçbir bilgisayar oynatmıyordu benim hatırladığım kadarıyla. Şu an bile ben şu bilgisayarı satın alıp oynamaya kalksam PC'de oynayamam tahminim. 5'i oynarım onu oynayamam. En sağlam oyun GTA SA ama. God of War'ı oynamak isterdim. Abi zaten PC kullanıcısıyım. SA. Aleyküm selam reis. Abi Uncharted direkt. GTA San Andreas teknik tarafı tamamen problem. Aleyküm selam. Yok ya GTA San Andreas'ın ne kusuru var dostum? Ben hiçbir yerde düzgün çalışmayan bir San Andreas görmedim. Hiçbir konsolda. PlayStation 2'de mi oynamıştım? Ne yapmıştım ilk oynayışımda? Ne diyorsun oğlum? GTA San Andreas'a laf itmem. GTA San'ın iyi yönleri de var. GTA San Andreas güzel bir oyundu ya. Ben PlayStation 2'de onu fıstık gibi oynamıştım diye hatırlıyorum. PC'de de güzel çalışıyordu galiba.
Ya o Vice City mi, San Andreas mı ne şeyde? Ekran kartı olmayan atom bilgisayarın apı böyle şey. Atomun içindeki ekran kartı zımbırtısıyla Intel HD grafikte oynayan vardı. Ya Vice City'di ya San Andreas'tı. Siyah Reis, iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Konuşayım efendim. Mekanikler, araçlar çeşitli. Abi kıta 4 gelsin. Aleyküm. Bu benim bilgisayar kaldırmaz onu yayında filan. 5'i de kaldırmaz, 4'ü de kaldırmaz. Aleyküm selam. İyi akşamlar sana da. Oyun herkes 10-15 yaşında oynuyor. Cyberpunk'ı diyorsun değil mi? Abi GTA SEA o kadar rezalet ki RTX 13090'da bile takılmış. Ne diyorsun abi? San Andreas ne ki ne? GTA SEA kötü bir optimizasyonu bir şey değil ki. Herkes onu oynadığı zamandı. Anlamıyorum. Neden bahsettiğini anlamadım ben. GTA San Andreas o vuruş hissi neydi ya? Neydi abi? PS2 turnada fıstık gibi oyun. Neyini beğenmiyorsunuz? Abi Uncharted değil. Uncharted. Abi San Andreas Steam versiyonu RTX'de kasmış. En dandik PC'de bile kasmamış. O Steam'in halt etmesi canım. Ne yapalım? Hayır abi. San Andreas artı 18. Abi düzgün çalışma açısından değil. Vuruş hissi falan güzeldi ya. Ben oyunu PlayStation 2'de oynamıştım. Neyini beğenmiyorsunuz arkadaşlar? Şimdi. Pençikleyelim. Şimdi atın yanına gidip oynayacağım. Biraz beyin gücümü fırlayayım tekrardan. Şimdi efendim. Evet. Hüp bile. Abizüddin efendi. At Abizüddin'i döveceğim. Eğer becerebilsem. Oğlum çabuk diner. Çabuk kaç kızım. Aman be. Bu herif de durmadan üstüme çullanıyor ya. Aslında güzel oynuyorum. Kudurdu kendi süper açtı. Süper açmasa ben bunu döverdim ya. Üf pislik herif ya. Seni döveceğim oğlum pislik. Baktım sende salak. Şuraya bir güzel bir şey takayım abicim. Nasıl? Buna ne? Skill customization. Bu ne? Neyse bilmiyorum. Neyse bilmediğim bir şey karıştırmayayım. Neyse bilmediğim şeyleri karıştırmayayım. Sonra şey yaparım. Şuraya bir şeyler koyup kullanayım. Okunmuşsun. Bilmem ne bilmem ne. Daş. 26 tane var. Tamam. Daş atarım kafasına düşmanım. Okunmuşsu. Anti bilmem ne needle. Okunmuşsu olsun efendim. Tamam. Hadi bakalım. Okunmuşsu. Daş nasıl kullanıyor? Atıyorsun kafasına. 25 tane kaldı. Peki. Hayvanın kafasına daş atacağım şimdi. Çete yeni bir reis gelmiş. Ne var ya? Abi düzgün çalışma açısından frame limit sorunu var GTA SEA'da. Oyunu 30 FPS'de oynatmak zorunda kalıyordu. Abi onu açmayınca görevler falan çalışmıyor öyle mi? Vuruş hissi yok ki çöp. Ben GTA San Andreas'ı güzel hatırlıyorum. PlayStation 2'de oynamıştım. Tuhaf. Kaç sene oldu üstüne belki ben mi kötü hatırlıyorum? O zaman arkadaşlar vuruş efektleri çöp sanki havaya sıkıyorsun. Hocam kol videonuzdan geliyorum. Ben Logitech kol titremiyor. İade etmeyi düşünüyorum. Ne yapmalıyım? İade et abi. Logitech. Araya şu kolu diyorsun değil mi dostum? Bu kol araya bir sunta şu kanlıkta falan bir tahta bile girse çekmiyor alıcısı bir türlü. Kronik problemleri var. Şurası ilk bir yıl içinde kendi kendine basmaya falan başlıyor. Böyle bir huzursuz tetik sendromu falan var. Hani Logitech çok da aman aman ahım şahım ürünler yapmıyor dostum. Şöyle Xbox'un üstünde çevricisinin, PC için çevricisinin de olduğu sürümlerinden alıp kullanmanı tavsiye ederim. Bilgisayar için. Şöyle sağlam gamepad istiyorsan.
Benzeri kollar da var. MSI yapmıştı bir ara, deneme fırsatım olmadı, ona bir yorum yapamayacağım. Bu da Monster Pulsar diye bir şey vardı galiba, o da bu 360'a falan benziyor. Onu da deneyebilirsin ama bu Logitech'in şeyi, kronik sorunları var abi. Mesela şu tetik kendi kendine basma sendromuna girişiyor. İşte araya bir sunta girse, bir masa girse, şu kanlıktaki bir tahta, ahşap bir şey girse çekmiyor hemen alıcısıyla arasına filan. Bazı kronik problemleri var. Çok süper bir kol değil yani. İade edebiliyorsan et abi. Et, kurtul yani. Xbox'un ben Game Pass'larını tavsiye ederim. Xbox 360 bayağı bir beni 5 sene falan götürdü 360'ı. İşte düşün yani. 360 döneminde bilgisayarımı almıştım. Hala da duruyor. Şu analogları falan gitti 360'ın, ama kaç senedir kullanıyoruz normal. Ama şu çekimine ben hayranım. Bir çip pille öyle o kadar koklayarak kullanıyor Xbox Gamepad'ları, pili. Çekimi falan süper ötesi. Öyle cins hareketleri var, doğru. Logitech'i çok önermiyorum açıkçası. Ben Xbox Gamepad'ı kullanmanızın taraftarıyım. Ya da ucuz Gamepad'lar alıp onları da kullanabilirsiniz. Her oyunda desteklemez gerçi de. Ateş ediyorsun, silahın ucundaki çıkan alev üçgen. Tamam. PlayStation 2 grafikleri abi. Fıstık gibiydi. O döneminde fıstık gibi oyundu. Her şey grafik değil dostum. Ben San Andreas oynadığımda bayağı elenmiştim ben valla. PES 17'de titremiyor. Titreşim şeydir abi. Şey olabilir mi acaba reis? Bu DirectX modu ve X input ve DirectX var. Bak şu tuş var. Bak. Bunu sağa sola çekebiliyorsun dostum. Tamam mı? Bak. Şu an X'te bak. Şöyle yapıp D'ye. D'deyken titreşim özelliği pasif oluyor. Düz 1, 2, 3, 4 diye numarası olan gamepad'lara dönüşüyor. X'e gelince de şunu emüle ediyor, şunu taklit ediyor. Şu Xbox gamepad'larını taklit etmeye çalışıyor. Titreşim yanlış hatırlamıyorsam X'teyken çalışıyordu. Logitech'in kendi sitesinden sürücüsünü bulup bir indir dene. Bir de X'te olup olmadığına bir dikkat et. Bir de görev yöneticisinden aygıt yöneticisini bul. Orada bir yerde Xbox kolu falan, orada bir yerde kullanamayan, bilinmeyen aygıt falan diye gözükür o gamepad. Ona sağ tıkla, sürücüsünü özelleştire tıkla. Bilgisayarımda ara de. Sürücüsünü güncelle falan bir şey vardı, seçenek vardı. Onu tıkla. Bilgisayarımı tara gibi bir şey, seçenek var. Onu bul, tıkla. Onun içinde aşağılara in dostum. Xbox 360'ın sürücüsü var içinde. Bilgisayarın içinde duran. O Xbox 360 sürücüsünü bu Logitech F710'a kur. X'te olsun bir öyle dene bakalım. Tahminim çözülecektir sorunun. The time is of, aynen. Ne güzel, titreyince kötü oluyor bence. Ya yok abi, titreşim önemli bir şey. Oyunlarda titreşim olmazsa bazı oyunlarda pek tadı çıkmıyor. Bilmediğim bir şey hakkında konuşma bence. 40 TL'lik gamepad bile titriyor. Doğru. Doğru. Hani 50-60 liraya aldığın gamepad'a şey yapıyorsun bir de. X input, bu Xbox kolunu taklit etsin diye de portlamlar var, yardımcı portlama, onu kuruyorsun. Xbox gibi çalışıyor, titreşim falan da çalışıyor. Ucuz yolluk gamepad'la da bile var, doğru. 371 liralık bir gamepad'ın titrememesi çok komik. Ama o D'dedir belki bak. X'e çek bir dene dostum. Bir de onu Xbox 360'ın yazılımı var PC'nin içine gömülü. Onu ona tanıtman lazım. Anlatabiliyor muyum? Ya bilgisayar Windows 7 ve sonrasında var galiba hepsinde, bütün işletim sistemlerinde. O gamepad'ı Xbox gamepad'ıymış gibi görmesi, algılaması lazım ki düzgün çalışsın oyunlarda. Ne işe yarıyor ki konsol kullanmadım hiç? Bu konu zevkler ve renkler meselesi. Artık kimi titremeyi sever, kimi titrememesi. Ben titreşim önemli bence. Mortal Kombat falan oynarken abi adama aparkat vuruyorsun, bir şey yapıyorsun. Adam, karşıdaki adama aparkat vuruyorsun, havaya uçuyor. Geriye düştüğünde kol tutuyor azıcık falan. Yani o önemli. Dövüşlü oyunlarda mesela süper bir şey o. Araba yarışında öyle. Yolun dışına çıkıyorsun, azıcık kaldırma falan böyle şey oluyor, kol titremeye başlıyor. Titreşim motoru süs değil. Tabii. Ya onun zevki canım, ben titreşim gerek yok. Ben her oyunu öyle oynarım. Ben o gamepad'ı alsam öyle idare ederdim demeye getiriyor herhalde arkadaş. Ya o zaman da kazıklanmış oluyorsun. Titreşimi arızalıysa ya kolun. 300 ne kadar o kol? 370 liralık gamepad abi, ucuz değil ki yani, burada değil ki. Niye bir özelliği eksik bir ürün alasın ki? İade edersen daha güzel bir şey alsın. Denedim abi onu, olmadı. O sürücüleri falan her şeyi yaptım. X'e getirdin. 360 olarak gösterdin. O zaman oyun destekliyor mu? Oyunun içinde titreme özelliği var mı dostum?
Başka oyunla dene bir de. İşte Mortal Kombat'ta dene, Street Fighter'sta falan dene. Başka oyunda titriyorsa yazılımın, o oyunun sorunu var demektir. Onu da titremiyorsa bu kolun titreşim özelliği çalışmıyor diye iade et yani. Abi Cyberpunk'un GTA 5'ten üstün yanı, oyun bitti mi şirketler sana görev veriyor ya da sokakta çeteler bilmem ne. Abi öyle bir şey anlattın ki ben ne desem yalan olur tamam İslam. Çünkü Cyberpunk'ı yok oynamadım. Konuya Fransızım, tamamen Fransızım. Abi 2004'te Max Payne var. Onun vuruş hissine falan bak. Sonra GTA San Andreas. Abi yok hayır. O çizgisel bir oyun. GTA gırgırına şamatasına yapılmış bir açık dünya oyunu. Gırgırına takılıyorsun ya. Çin mahallesinde yürüyorsun. Elinde şişelerle Çinliler falan diye geziyorlar. Gırgırına şamatasına yapılmış bir oyun. Bir nevi San Andreas. Max Payne dediğin konulu çizgisel bir şey. Yani onun grafiği daha ağırdı San Andreas'ın. O yüzden öyle olmuştur onun grafikleri. Cyberpunk bug'ları olmasaydı yılın oyunu bile olabilirdi. Olabilirdi doğru. Oyun buglu buglu bile hatta vakitleri biraz da olsaydı. Ay Mortal Kombat'ta bir efsaneydi PC mi delene kadar. PC'nin mi deldi Mortal Kombat? Ne oldu? Yapay zeka fizik düzelsin bence GTA 5'i ağlatır. Düzelsin öyle bakarız. Sonuçta bozuk çıktı. Şimdi efendim ben taş atacağım düşmana Atreus'in üstüne bol bol. Bol enerji kullanacağım filan. Şu ne abicim? Bu ne oğlum? Amrita bilmem ne project diyor. Bu şeymiş. Bunu ben geri çıkarayım. Bu başka bir şey. Bunun yerine bu harakiri başına atıyor sen oyunun. Bu olsun o zaman efendim. Bu neymiş acaba? Okumuşsun. Tamam abi. Bu neymişse artık kullanalım. Gidelim bakalım. Oğlum bir yavaş hayvan. Al ölüm. Taş atıyordu salak. Şey geliyordu taş attım. Öldürdü yine ya. Bu pisliğin derdi ne ya? Üf ya üf. Üf. Senin Allah belanı versin pislik salak gerizekalı. Ya ben niye beceremiyorum burayı ya? Daş da atmaya başladım. Kafayı atıp daş bile atıyoruz. Adama işlemiyor abicim. Ama bazı noktada daş atınca daş iyi işe yarıyor ya. Kertenkelebek. Kafasına sıçtığımın atıyor. Terbiyesiz sılık. Abi ben burada niye beni buraya niye hapsediyor bu ya? Ben kaçamıyorum oradan. Hayret bir şey. Oyunun başladığı yerde beni hapsediyor köşeye. Şu zambırtımı iyi kullanmam lazım. Çok kaçmak lazım bu sılıktan ya. Alıyorum sana taş, sılık. Alıyorum sana taş, sılık.
Yine beni hışladı ya sılık. Gelim gel, al sana taş. Al sana taş sılık. Of. Abi ya, üf ya, ben bunu nasıl döveceğim ya, üf. Taktik verin arkadaşlar, çok sılık sılık oynuyorum ben ya. Ne kadar beceriksizim. Acaba oyunda gerilere dönüp de enerji mi toplasam? 3 tane yetmiyor. Enerji falan filan bizi mırtırar mı alsam? Şu zambırtıların bazıları güzel oluyor çünkü. Gerilere dönüp bir şeyler toplayıp geri mi gelsem acaba? Koştura koştura geldim buraya, onun acısını çekiyorum şu an sanırım. Ya bir daş, seni daş atman eksikti seni gerizekalı mahluk. Gerilere gitsem toplama yapsam. Mesela şu hayvandan ne aldık? Hiçbir şey alamadık mı? Neyse, neyse, neyse. Yukarıda bir sılık var. Gel oğlum, gel. Gel biri biri. Al oğlum, geber. Nereden çıkıyorduk? Bunun yanına bir yerden gidiyorduk ya. Yok, aşağıdan mı? Şuradan. Vay. Oğlum yavaş lan. Vay be. Bazıki adamları dövmeyeyim ya. Ne kadar salak bir oyuncuyum. Beceriksizim abi. Çok beceriksizim ya. Kendimi geliştirmem lazım. Bu oyunu ancak böyle ilerleterek bütün düşmanları öldürüp biraz enerji toplamalıyım. Böyle buraya şu en azından enerjim 10 tane falan olmalı. Bazı Joker niteliğinde materyaller toplamalıyım. O at kafalıya onlarla girişmeliyim. Yoksa çok zor. Ya bütün zımbırtıları öldürmem lazım anlaşılan galiba. Şurada bir şey mi vardı? Yok. Ne ki bu? Gel Genesi gel. Geber ölüm sırık. Bu ne ya? Daha mı iyi bu? Bir silah verdi adam. Oğlum bir yavaş lan. He, üstteki herif çoluk baya kanser abi. Enerji alacaktık. Enerji alacaktık, adam enerjileri kışladı ya. Bak bak hala ok atıyor. Gerizekalı sesleri bok. Geber pislik sesleri. Saçmak salak. Enerji mahvetti ya. Sanırım ne aldıysam yanıma kar kalıyor böyle yaparak. Gidip kaydedersem. Bu ne? Gel oğlum, gel bir bebe. Kalk yürü git hadi gez.
Geberelim. Ne vermiş? Stone mi? 8 tane. Şimdi gidip ben kaydetsem bunlar yanıma kar kalıyor galiba. Bir deneyelim. Enerji mas GG olursam oradan bu şekilde verecek sanırım beni. Tamam, şimdi kaydetti bir tür. Level up. Health bilmem ne. 2500 mü var oyun paramız? Stamina, Strange, Skill bilmem ne. H artı yükseltsek olmuyor mu? Olmuyor. 8'de en yüksek. Hiçbir şey yükseltemiyorum. Para mı yetmiyor abi? 400 var. Ha, her şey 2500. Bende 400 var. Tamam, olmuyormuş. Şimdi ölürsem kaydediyor şu an. Ha, kayıt. 8 tane daşım var mesela. Daş 7 taneydi. Şunlar da geri mi verecek? Yok. Aa, geri verdi o hayvanatları. Önce koşup şu üstteki hayvanı vurayım abicim. O beni ok manyağı yapıyor. Pislik sirseri bok. Düş oğlum, geber. Of, o da sapladı geri. Abi siz pisliksiniz. Ciddi diyorum. Mikropsunuz siz. Öldürseydiniz oğlum. Pislik sirseri boklar. Allah sizin belanızı versin oğlum. Gel gel. Gel gel. Sirseri bok. Of. Abi herif çoğulu sağ. Şimdi yeniden başlarsam 8 tane taş olacak mesela, bakın. Oradan anlayabilirim. Biri. Ha, 8 taş, tamam. Bir şekilde o geçmişteki adamları öldüreceğim. Şu enerjimi en azından 10 tane falan yapmam lazım ki bitirebileyim. Aa, bir de şunu doldurmam lazım. O şekilde ben hesaplayayım. Dur. O full dolunca galiba yaratık olabiliyorum. O ata yaratık olup girişirim gider. Ol oğlum. Hay senin attığın oka sıçayım. Pis serseri bok. Şunları şey yapayım. Önce şu hayvana atlayayım ya. O pis serseri pislik. Senin... Abi ne pislik adamlarsınız siz ya. Üf. Gel oğlum gel. Kaç. Gel oğlum gel. Samura Reis. Gel canım. Sana bu zincirle bir korum var ya. Bak ikiye bölünürsün böyle. Gel oğlum, sen de gel. Sana zincirle bir koyayım, gel. Bu kadar basitsin oğlum. Bebek adam. Şunun da peresini menesini mengillerini alayım. Şu üstteki hayvanata gidip girişeyim. Yine başladı bana ok atmaya. Hayatımın baş belası. He, sık sık ok sık. Seni o sana ok oğlum. Geri zekalı pislik zibidi bok. Şu sarı zamazingoyu da doldursam ondan at mat eşek bir şey oluyorum. Adama girişiyorum hayvan olup. Ata karşın at olmak lazım bence yani. Al oğlum. Abi ne oldu ya, benim zımbırtım niye uzatmadı? Tuhaf. Sanırım bunu gerilerden oynayaraktan bir zımbırtılarımı çoğaltmam lazım. Şimdi öldüğüm yerdeki zımbırtıyı alırsam o sarı zımbırtı da olacak galiba. Gidelim abicim. Ta öldüğüm yerdeki zımbırtımı alırsam dolu yol bok. Hadi güle güle canım. Ha, şu zımbırtımı alayım abicim. Ha. Evet, tamam. Sizsiniz. Çok dayı adamlarsınız. Aynen cinlerim. Sen de o katla. Remzi. Aferin oğlum sana. Sen çok delikanlı bir adamsın Remzi. He, o kat. Pis 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 pis. Ha, düş oğlum aşağı. Sayın geri zekalı. Ha, oklu salağı hakladık şimdik. Geri kalanların hepsini döverim ben. Gelin oğlum gelin. Gelin hadi beni kovalayın sılıklar. He. Ol. Abi derdiniz ne ya? Nereye kadar kovalıyorsunuz? Sizin de bu kadar derdiniz ne? Hı? Gerizekalılar. Ya bıktım sizden. Şuna da bir girişeyim. Oğlum atın yanına getirdiniz lan beni, kovalıyor kovalıyor.
Oğlum tek tek gelin hayvanlar. Sen de gel oğlum. Hayvan efendi. Gel 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 gel. He he gel sen cin efendi gel oğlum. Heh. İkisi de GG oldu. Sloklar, gerizekalılar. Paraleni meleleni her zaman bir tane alayım abicim. Şu zarız ama zingon dolmadı pek ya üf. O nasıl doluyor acaba? Onu bayağı doldurmam lazım benim bu hayvanı yemek için. Şu an çok eksik. Gidip gidip aşağıda biraz daha insan mı öldürsem? Şu arada bıraktığım adamları da döveyim abi. Ha, şu gerizekalı mesela. Kafasını 3 numaraya verdim. Gel oğlum. Al bakayım. Selek seni. Ha o zımbırtı onu dolduruyor biraz ama çok değil. Şu taraflara da gitme yolu var. Burada ne varmış? Oha bu kim acaba? 8 level bir herif çoğulu. Acaba dövebilir miyim ben bunu? Kaldırayım bir dövüşeyim hele şuna. Gel oğlum. Oğlum adamı düşman gördü. Heh. Çok baba bir adammış yalnız ya. Of abi ne biçim girişiyorsun ya. Beynim parçalanıyordu az kalsın. Fortisat bilmem ne zımbırtı. Tamam abi pekala. Fortisat bilmem ne Grievous. Ok kokup. Ok kokup ne ya? Daha iyi bir şey mi var? 20. En güçlüsü 20 mi abicim? Tamam en güçlüsü 20'ymiş. Okey. 32. Tamam en güçlüsü bu. 8'lik vermiş. Yeni ama 17 en güçlüsü. İyi. 60 en güçlüsü. En güçlü zırhlar şu an sırtımda. Yok. En güçlüsü bunlar. 139'luk bir tane kılıcım var. Şu Boşan Kusaragi 140 gücünde. Spike Kusaragi o çok güçsüz. Spike Kusaragi o da güçsüz. Yok abi. En güçlüsü zaten Bilhok Kusaragi. Bilhok Kusaragi bu güzel. Bu güzel abi. Kalsın. İşi boka yaramadı ki bu sıraklardan aldıklarım ya. Taş var. Okumuş su var. Bu kadar mühim bir şey çıkaramadım bu sıraklardan. Mecburen toplayacağız yani. Anlaşılan boynun mekanikleri böyle. Bir sürü zımbırtıyla oraya gelip kaydetmem lazım efendim. Şu kapıyı açalım. İstediğim gibi dönüp dolaşıp gelebileyim buraya yani. Mesela şu kerize bir tane vurayım. Şu tarafta kimse var mı? Oo kaydetme yeri de varmış. Mesela şu kerize ise bir tane koyayım suya düşüp gitsin abicim. Oğlum ölsene pislik. Geber ölüm. Sarı zambangizin kadar çok zor doluyor ya. Buradan nereye gidiyor acaba ya? Burası neresiymiş? Tamam bu öbür taraftan açılıyor. Şu reis ne veriyor acaba? Tamam daş maş bir şey var. Ona lan. Bu hangi hayvan? Orada bir tane daha at var abicim. Bu at reisin bölgesi. Yukarıda bir tane daha var. Bu ne?
Tamam aç işte onu canım. Acaba sırf fantezi olsun diye önce bununla mı dövüşsem? Bu belki daha güçsüzdür. Yok ya esas eşek kafa gideyim düğümden. Benim yolum belli, şeyim belli. Ama bunları buraları oynamayla ben bir şey açabilecek bir şey gibime gelmiyor ya. En iyisi çekip gideyim de ayı 3 tane enerjiyle öldürmeye çalışayım. Şuraya bir yere kaydedeyim. Evet, şurada kaydedip geri buradan başlasın oyun. Karar veririm acaba geçmişe dönüp şey yapsam mı oyunu kasmaya çalışsam mı filan. Bile 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 chat'i okuyayım burada efendim. Değişik değişik morlu kırmızılı renkler var. Değişik reisler gelmiş sanki bir yayına. Oo, ne kadar çok mesaj yazılmış benim okumadığım. Eski PC'mi deli yordu. Operation tuşuna basılınca titriyor. O zaman titreşimi bozuk değil. Oyun desteklemiyor dostum. Ya da sürücüsünü tam kuramamışsın demektir yani. Operation tuşu zaten sırf titreşimini denemen için koymuşlar. Sırf onun için tuş koymuş adamlar. Editor'lik Gamepad'ın driver'ını yükleyip titrediğini gördüm. Logitech desteğe başvurdum. Mortal Kombat deneyeceğim. Abi Logitech'in bunun bilgisayarı bu gamepad'ı abi şu X'i alacaksın. X'te olacak şuradaki seçenek ve bunu şunun gibi algılaması lazım Windows'un. Çünkü Logitech şu X, Y, Z bilmem ne tuş dizilimini Logitech Xbox'tan, Microsoft'tan lisansını alarak şey yapıyor. Yani PC bunu Xbox gamepad olarak görüyor. Onun sürücüsünün kurulu olması lazım. Sürücü de Windows'tan içinde var. Windows 7'de var, 8.1'de var, 8'de var, 10'da var, hepsinde var. Dediğim gibi aygıt yöneticisini git, bilgisayarı sağ tıkla. Aygıtlar mı, yönetici mi ne öyle bir şey vardı. Aygıtlar var galiba. Aygıtları yönet gibi bir seçenek vardı. Bilgisayarım sekmesini sağ tıkla, aygıt yöneticisini bul dostum. Yönet var, yönetten de aygıt yöneticisi vardı galiba. Onu tıkla. Orada bilinmeyen aygıt olarak görür çalışmadığı için zaten. Onu sağ tıklayıp sürücüsünü güncelleştir de bilgisayarından arayı tıkla. O çıkan listeden Xbox 360 Gamepad sürücüsünü bul dostum. Zaten sağ tarafında şu gösterdiğim 360'ın kolunun şeyi var, resmi var dostum. Hani zaten tuşuna bastığında kendi kendine titriyorsa tamam o sağlamdır. Ama yani araya bir şey girdiğinde falan bunu çekim çok güçsüz. Yani şu 360'ın koluyla mesela çekim gücüyle kıyaslanamaz. Yani o MSI bir ara benzer bir kol falan yapmıştım. Logitech'in bu kablosuz kolu kablosuz PC'ye bağlanabilen çoğu kablosuz koldan çekim olarak çok geriye düşüyor ve şu tuşu bir süre sonra bir 8-10 aya başlar sende de kendi kendine basmaya başlıyor. Kronik sorunları olan bir gamepad bu. Bence iade et. Bir şeyleri bahane edip iade edebiliyorsan. Bahane etmeden hatta beğenmedim de eğer daha yeni aldıysan. İade et abi. MSI buna benzer bir gamepad yapmıştı. O Monster'ın var. Hani başka gamepadlara yönelebilirsin. Snoopy'nin zaten X input olabilen bir gamepad'ı var. Onu deneyebilirsin. Ucuz gamepad'lar da oluyor dediğin gibi. Hani Logitech çok da aman aman önermiyoruz abi. Yani internetten de araştırabilirsin. Araya bir şey girdi miydi o şeyi o kadar para veriyorsun. Şununla adam algılamaya çalışıyor. Fare algılayıcısı gibi ve gücü yetmiyor. İşte bak işte 360'ın üstüne adam kaplolu maplolu uzun uzun şöyle bir zımbırtı vermiş. Bunu sen evin diğer ucuna gidiyorsun. 360 kolu yine de çekiyor yani. Dediğim gibi çok da ahım şahım bir gamepad değil zaten. Bilmiyorum abi Cyberpunk fizik ve yapay zeka düzelme imkanı yok gibime geliyor. Oyun çıktı artık. Ya bir şey diyeceğim. Sen her gün Cyberpunk'ı mı düşünüyorsun reis? Ciddi soruyorum bunu. Sabah kalkıyorsun bir kahve içiyorsun. Ayılmak için kahve içiyorsun. Bir ekmek arası biraz peynir falan yiyorsun. Biraz beynin kendine geliyor. Uyandın yüzünü yıkıyorsun. Sonra diyorsun ya bu Cyberpunk'ın bug'ları niye böyle ya falan mı diyorsun reis? Hemen hemen her gün Cyberpunk. Ya bu Nioh C ile başlasaydı, Cioh olsaydı Cioh'tan mı konuşacaktın? Cioh'tan niye konuşmuyorsun? Nioh yerine Cioh mu olması lazım? C ile başlasaydı her gün düşünürdün herhalde reis. Cyberpunk'ın böyle olacağını biliyordum. Bu oyun yayını değil. Bildiğin retro muhabbet oldu. Evet. Retro muhabbet açıyorum. Kimse bir şey yazmıyor. Böyle çete bakıyorum. İncin top oynuyor. Kimse takmıyor. Çete kimse bir şey yazmıyor. Oyun oynamaya yayın açıyorum. Herkes bir şeyler yazıyor. Hatta şu an bir dakika sınır var galiba chatte. Yine de
herkes abartmış yılın oyunu olacak diye nazar değdi. Yani hiçbir şekilde öyle o kadar süper olamaz ki bir oyun. Oyun erken çıktığı için böyle oldu. Yok. Obluklar olmasaydı da eleştirilecekti. Çünkü oyun uzun zamandır hep sürekli bir trailer bir şey yayınlıyorlar ve öyle süper olacak. Böyle süper olacak. Beklenti yükselip durdu. Oyuncuların kendilerine de böyle yüksek beklenti yaptılar. Hissedarlar onları çabuk çıkarmaya zorladı bence. 4 yıldır ne yapacaklar adam? 4 yılda ne yapacaklar? Minimaga çıkmak zorunda zaten oyun mahkemelik olmadığı için çıkardılar. Mahkemelik olmamak için çıkardılar. Çok az dola benziyor. LOL çöp. Ya orada bir Cyberpunk şöyle bir kurnazlık yapabilirdi. Sadece PC'ye çıkarsaydı işte buklarını düzeltiyoruz falan filan deselerdi ve esas satacağı şey bir herhangi bir korsanı olmayan PlayStation 5 ve Xbox Series X'e falan çıkarırdı sonra. Ama buklarını düzelttikten sonra zaman kazanmak için. Mesela bir yıl sonra da konsollara tam güncel olmuş, fıstık gibi olmuş şeklinde veriyoruz Cyberpunk'ı derlerdi ve oyun sanki bir yıl sonra çıkmış gibi bir muamele gördü. Çünkü esas tüketici konsolda oyuncular. Öyle bir kurnazlık yapabilirlerdi. Akla demediler galiba. Amigo, benim fikrim tabii sen seversin, haklısın. Oyuncular yüzünden uzatmayıp çıkarsalardı Minecraft'a dönüşecekmiş oyun. Yok, ben de sevmiyorum. Kertenkele onu kertenkele. Valla kertenkele midir, at mıdır, beygir midir abi? İflamı kesti benim ya. Geriye dönüp zımbırtı aramak zorunda kaldım. O ne atmış abi ya. Minecraft dönme imkanı yok. Yalnız şu bir şey var. Fare gözüküyor mu ekranda? Heh. Şu zamazingoyu doldursam ben de onun gibi yaratık oluyorum. O sarı zımbırtıları toplayıp bu zamazingo yüksekken gitmek lazım. Biraz yükseltip yoldaki adamlara dönüşmeyip koşarak geldim. Onun acısını ben boss'ta çekiyorum. Demek ki bu oyun bir sürü deli gibi bir şeyler kasma şeysiymiş, oyunuymuş. Minecraft eskitmeyen tek oyun. İzlemiştim videosunu, oradan biliyorum. Şu Cyberpunk karakter yaratma ekranı biliyorsunuz mu? Gördüm. Adamın zamazingosu falan da varmış galiba. Tövbe estağfurullah, tövbe. Grafik olarak Minecraft'a dönüşecekmiş. Karakterlerin malum yerlerini ayarlayabiliyorsun. Ama o da çok mühim bir şey mi? Malum yerini ne yapacaksın? Biliyor bin. Ben pek RPG oyunlarını sevmiyorum. Witcher çok sıkmıştı. Ben RPG hiç oynayamıyorum. Çok sıkıyor ama bayo çıkıyorum. Şunun bile içinde şu oynadım bu Witcher diyorum ya. Şu Nioh'un bile içinde yok levelini yükselt, yok bilmem nesini ayarla, yok bilmem neyini ayarla. O kadar seçenek çıksın istemiyorum ben. Yok enerji arayıp bilmem ne et. Ya bana çok uğraştırmayın kardeşim, ben vurup geçeyim ya. Ben pek RPG. Witcher çok neyi var? Update yemiş, Ubisoft gibi donkulak yememiş. İlk kez Witcher oyunu bitireceğim diye bitirdim, yoksa yarıda kaparız. Ben hiçbirini oynamadım, doğru düzgün bitirmedim, uğraşmadım o Witcher'la. Aa, Ubisoft daha da beter ama iyi işler başarıyor. Far Cry serisi efsane. Abi ya, hak diyene tokat at bence. 3'ten sonra bozdu bence Far Cry. 3 çok güzeldi harbiden. Çünkü Ubisoft oyunları tam zamanında çıkarıyor. Cyberpunk duyurunda başlamadı. Yapma 4 yıldır yapılıyor. 500 kişilik ekiple kıta 5 yılda 1000 kişilik ekiple düşün. Cyberpunk şu an bile iyi. Far Cry 3 en iyisiydi. Aynı Nova. GTA 5 ekranım iyi, ekran kartım iyi olsa Cyberpunk'ı sponsorumdan ister aldırırdım. Onu oynardım reis. Bu kadar şeyini döndürüyorsun. Maalesef bilgisayarım kötü olduğu için de oynayamıyorum. Affet dostum. Yani bu kadar lafı ne diyorsun? Şimdi ben Cyberpunk'ı oynardım. Ama işte bilgisayarım dandilik. Sponsorun falan alıp bana yollasa bile oynayamayacağım muhtemelen. GTA 5 online olarak daha eğlencelisi yok. Soygun yapabiliyorsun görevlerden. Ben bir Far Cry 1 oynadım. O da cıvıt yediği için. Bir görevi 5 saat tekrar yapmaya çalıştığımı hatırlıyorum. Şu an ben yapmaya çalışıyorum bak. Crysis serisini oyna derim. GTA 5 online'da olay para kasmak. Wow. Ne kadar çok şey yazmışsınız arkadaşlar. Çok şey yazmışsınız. Ben bu chat'e nasıl yetişeceğim? Olduğu en... biraz chat'i yavaşlatayım ya. Ben şey oynayamıyorum abicim. Muhabbet yayını açsam bu kadar muhabbet etmiyor arkadaşlar. Çok ilginç. Muhabbet yayınında muhabbet edemiyoruz.
Oyun yanında oyun oynayamıyoruz, muhabbet ediyoruz. Çok ilginç. Arkadaşları muhabbet edesi tuttu. Biz de o zaman bir şeyi açalım abicim. Şu yavaş modu biraz yavaşlatalım. Zaten açık da yavaş mod galiba. Hadi canım, hadi canım, hadi canım. Üst üste şey yazabiliyorsunuz. Sanırım yavaş mod açık değil reisler. Ha 5 saniye. Şunu abicim 120 saniye yapayım. 2 dakikada bir tane mesaj atın. 2 dakika bekleyip de atın çünkü harbiden oyun oynayamıyorum dostlar. Hep böyle oluyor. Benim yayınlarım hep böyle oluyor abicim. Oyun yayını açıyorum. Herkesin konuşası geliyor. Konuşma muhabbet yayını açıyorum. Oyun oynayacak oyun şeyi bulamıyorum. Oyun oynamaya geçiyorum mecburen. Çünkü konu yok. Konuşacak bir şey bulamıyorum. Yapmış olduğu en iyi oyun serisi Türklerin Mount & Blade, Warband, Balan oyunu olay para değil. Biz eğlencesi için oynuyoruz. Crysis benden çok oynayan yok ve Crysis Türkler yapmadı. Geotürk. Evet doğru öyle bir şey. Alman. Geosu da Alman. Almanya'da doğupluymuş adam. O da Alman sayılır bence ya. Biz burada sağlam oyun yapan adam kaç tane yetiştirebilmişiz? Sen ona bak abi. Türkiye'nin ekmeğini yiyip de mi gidip de oyun yapmış? Çok güzel görevler var. Kılığıyla girip dosya. Crytek ekibinde 500 kişiden 10'u Türk. Crysis yapan firma Alman. Abi yapamıyorsun başka oyuna geç sıktı abi. Yaptı derken ekipten bahsediyoruz. Cyberpunk Online'da sızdırılmış banka soygunları açık dünya takılma insan olacakmış. Ace Valhalla başında Tukva. Firma olmadan oyunu kim yapacak? Sonunda ayrıldı. Cyberpunk gereksiz sistem istiyor. Çok fazla istiyor. GTA 5 bence sistem gereksinimi düşük. Night City'nin bir atmosferine, grafiklerine baksana. O da doğru. Onun açık dünyasıyla GTA 5'in açık dünyası bir değil dostum. Ha sanki RDR 2 mükemmel sistem istemiyor. Ne gerekirse RDR 2 oynamadım. Cyberpunk VR olsa en iyi deneyimi oyun olur. Yok be VR'la kim oynayacak abi ya? Bir de onu çıkartmayın başımıza. Hiç, VR'a hiçbir şey çıkmasın. Cihazı pahalı oynaması adam başını ağrıtıyor. Saçma bir şey VR. Cyberpunk en az bir GTX 1660 Ti ister. Çok bir şey istemiyormuş o zaman düzgün çalışmak için. Sistem istemekle haklı şehir ultra süper mükemmel o. Hayır Half-Life Alyx en iyi VR oyunu. Half-Life Alyx en iyi VR oyunu. Half-Life serisinin yıllardır oyununu bekliyor oyuncular. Aynen. Kimse oynayamadı. Çünkü VR'la oynanıyor. Oynayamadı kimse zaten. Optimizasyonun kötü yanı çatışma ve araç kullanmayı 20-30 FPS'e düşmesi. O zaman mesele zaten o araç kullanırken çatışmada falan filan yani. Cyberpunk daha çok bekleniyor Half-Life 3. Half-Life 3 çıktığı ilk gün inan bana milyonlarca satış olur. Şahsen ben o kadar beklemiyorum. Cyberpunk kadar beklenilmiyor. Kitlesi fazla. Sebebi Half-Life 3 tanıtılmadı. Cyberpunk tanıtıldığı için ilgi üstüne çekti. Yo. Half-Life 3 değil ki o. Half-Life Alyx o yüzden. Yani bir de Virtual Reality gözlüğüne özel çıkarttılar. Oradan kaybetti vallahi. Cyberpunk'tan daha yani Half-Life 3 diye bir oyun yapsalardı ve klavye fareyle gamepad'la falan oynanan normal bir oyun olsaydı bak bakalım sen satışı o zaman. Cyberpunk daha çok bekleniyor. Senelerdir bekleniyor. Yok Half-Life'ı daha çok bekliyorlar. Benim bildiğim 10 senedir falan bir Half-Life'in yenisi çıksın diyorlardı galiba. 17 senedir bekleniyor. Cyberpunk 13 milyon sattı. Half-Life 2 çıkalı 17 sene oldu. Cyberpunk'ın ilk fragmanı 8 sene önlere gibi çıktı fragmanı. Zımbırtı 3'ün fragmanı kadar beni gaza getiren bir şey olmadı. Zımbırtı 3 değil de Witcher. Witcher niye zımbırtı diye okudum ki artık. Yani diyorum ki Half-Life tek atar tek. Charison bile seviyor. Oyun güzelmiş. Oyun güzel de ben beceremiyorum abi. Benim beyinde hiç yok. Beceriksizim. Sılık gibiyim. Elime verdi ne şu gamepad'ı bir bok beceremiyorum. Galiba biraz gerizekalıyım. Witcher 3 ya sıçayım Witcher 3'e ya. İçimiz dışımız midemiz bulanıyor Witcher 3 deyince. İnsanlar Cyberpunk'ı beklediği için mi her oyunu ertelendiklerinde linç yediler. Reis, Ferro Boss gelmiş. Kokoş reis. Kuru cıvacana hoş geldin.
Bu arada selamlamadığım herkese konnichiwa efendim. Konnichiwa. Hoş geldiniz arkadaşlar. Aha, mail de gelmiş. Kedicik nerede? Kedicik valla geldi gitti. Yanımda gezdiremiyorum. Keşke gezdirseydim maskot gibi. Bu da Meldo'cum. Hoş geldin canım. Nasılsın kardeş? Fero, PS4 mi kullanıyorsun? Evet, Nedin. Vafes oynuyor musun? Onur Turgu, abi arada niye yakınlaşıp uzaklaşıyorsun? Abicim, onu Albert Einstein'ı kameranın içine koydum. Tamam mı? Webcam'ın içine. Webcam zoomluyor kafama. Kafamı takip var. Yüz takip sistem var. Bak böyle arada bir takip etmesi lazım şu an mesela. Bak gel dedim. Bak biraz takip etmeye çalışıyor kendini. Bak bak bak. Bak kafamın olduğu yere göre zoomlayıp da şu vesikalık bir fotoğraf gibi şeyimiz yakalamaya çalışıyor benim tribimim. Şeyi gördün mü sen? Benim kanalımda ara. Gariban Yakup vs Logitech C310D şey. Kameramın 100 takibini Gariban Yakup'la deniyorum. Gariban Yakup'u takip edemiyor. Onun suatı böyle tövbe estağfurullah cin musatı gibi şey ya. Anlaşılmıyor. Herifin her yeri kapalı. Bir gözlük var. Gözlük de bunun ucunda. Ağzının şurası gözüküyor. Gidecek falan diyor. Takip edemiyor. Böyle böyle yapıyor. Takip edemiyor. Kameranın özelliği yani. Kamera yüzümü takip ediyor. Etmeye çalışıyor daha doğrusu. Yani uzakta. Çok uzakta olsam takip ediyor biraz. Zoom'un ayarlaması lazım. Yakında olduğum için pek yapmıyor. Ara sıra oynuyorum. Kamera kendisi yapıyor onu. Şu TikTok kapansın ya. IQ düşürüyor. Abi benim zaten IQ düşürmeye ihtiyacım var. Çok zeki olduğum için kimse beni tınlamıyor. TikTok'un gözünü seveyim ya. Günde yarım saat izliyorum kaydırıp. Böyle genç insanlar kıvırtıyor, oynuyorlar falan. Bazı insanlar geliyor. Selam aleyküm. Gezekalı buldum. Şah bir tane vuruyor. IQ'm anında düşüyor. Abi oh be mis gibi. Cehalet mutluluktur. Bak o cehalet mutluluktur bile... 5 saniye düşünmek zorunda kaldım. Bak TikTok demek bile akımı düşündüm. Ne güzel bir şey ya. Abi zaten bu dünyada ne kadar sılık gibi olursan, sılık taklit yaparsan o kadar iyi oluyor. Hayatta yer ediniyorsun falan yani. Şu kutu altı çıksın yeter ya. Kutu altı çıkarsa Cyberpunk 2077 GG yapar. Reis kutu altı çıkarsa ülkelere gitme olur muhtemelen. İnşallah reis. 2 dakika çok mu ya? Geri onu kaldırayım arkadaşlar. Sayın arkadaşlar. 2 dakika sanki çok oldu yani. Onu geri ne kadara düşüreyim? Kaç saniye yapsam ya? Bir yavaş modu. Rahat rahat chatleşin yani reisler. Ne? 2 dakika çok az. 5 kişi var zaten altı üstü. 2 dakikayı 20 saniyeye düşüreyim arkadaşlar. 20 saniye spamı engeller. Çok makul bir süre efendim. Keyfinize bakın sizler de efendim. Hoppa hop 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 hop. Evet oyuna başlayalım. Becerebildiğim kadar tabi yani bir bok becerebildiğim yok yani. Dedim muhabbet yap ulan. Evet şimdi ne yapmıştım en son burada kaydettim. Tamam. Gittim bir şeyleri vurdum kırdım kendimce bir şeyler çevirdim bir dümenler. Abi bu niye böyle yapıyor ya? Seni suluk geber pis sirsini bok. Sıçmak paracıklarını falan da alayım senin. Bu ne abi orada bir şey mi var ne? Yok sadece ateş var. Başka ne var? Bu ne? Burada biri ne? Tövbe estağfurullah. Bu nasıl pozisyon abi? Ne yapmışlar lan bu kızcağızı? Böyle şunun sesinden dinleyelim ne olduğunu. Ay kıyamam ya. Görüyor musunuz arkadaşlar? Vicdansızlar hanımefendi hatunu ne hale getirmişler. Bakın görüyor bu pozisyonda kızcağızı öldürmüşler. Yazıklar olsun size ya. Pis sesler. Terbiyesizler ya. Bir Japon bulamıyoruz. İtifat etmeye filan. Bunlar abisi geziyor. Öbürü de oturuyor. Abisi de keltoş. Lan! Nasıl gördün lan? Bire 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 bire. Alelim.
Reis ölsen keşke ya. Bir ölsen bir zahmet. Öl bir şey zahmet yani öl. Tamam abi. Peki neler aldık? Elixir ha. Bir tane eji bulabildim sonunda. Hele şükür. Oo yukarıda bir terbiyesiz var. Onun ayağına nasıl gideceğiz acaba ya? Şu salak yukarıdaki beni görmeden. Şu diğer sıla. Aha şundan vurayım. Gel oğlum gel. Vurursun he he. Sana şöyle bir tane daha koyayım geber olayım. Ol olayım. Çok güzel oldu. 4 tane enerji yaptım. O sarı zamazingon da biraz yükseldi. Kim gördü oğlum? Yukarıdaki salak gördü. İleride şeytan var. Burada su zımbırtı boku var. Şu gerizekalıyı dövelim. Burada yukarıda bir herif çoğulu vardı. Nerede abi o herif? Şurada şeytan geziyor bir tane. Şeytanı bir döveyim hele önce başımıza bela olmadan. Tamam oğlum tamam. Oo put var burada arkadaşlar bakın. Budist Buda putları çok güzel. Ama bunlara bir selam vermezse kaybolur şimdi Japon reislere. Ne oluyor oğlum? Ya bir rahat ver ya puta selam verecektik seni salak. Gerizekalı. Saygımızı da göstermedin heykellere. Seni salak daha çıktı sıranın üstüne. Sayın put efendiler size hürmetler efendim. Putlara hürmetimizi sunduğumuza göre yolumuza devam edip şunları toplayalım efendim. Bu ne? Bunu da burada öldürmüşler. Tamam. Şurada bir salak reis varmış. Bunu öldürürsen belki ok verir. Ok 3 tane. Ne kadar ok toplasam o kadar iyidir yani. Oh dur. Oradan değil. Buradan aşağı düşeyim. Bili 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 bili. Herifi parçalayıp aşağı attım. Yazık be. Adam mahvoldu. Soluklur. Geri döneyim abicim. Kaydedeyim bir. Gelilere gideyim. Kaydedeyim abi. İyi biraz yükselttim yani. Şu sarı zamazingoyu da yükselttim bayağı bir. Bence. Tamam abi. Teşekkür ederim. Hadi kaydet. Gidelim. Şuna bununla bir koyayım da aşağı düşsün salak. Ol oğlum. Bu herifin ölmesi çok fantastik ya. Neyse gidelim abicim yolumuza. Beyi kılıç yerine şu zımbırtımı çıkarayım. Bu neymiş abi? Kimin eviymiş burası? Kimsin? Sen bandit şeydi ya. Türkçe'de neydi bandit? Eşkıya mı oluyor? Haydut ha. Sen haydutlardansın filan. Çek defol git filan dedi. Ötleyin teki yaşıyormuş demek ki burada efendim. Buraya gelse yaratıcı Allah belanı versin. Bir sene esiktin. Gerçi bunu öldürsen mi ya? Yok be abi ya ama. Öldürsen ne olacak ki? Al lan. Neyse acaba bitirebilir mi böyle vur kaç yaparaktan? Oha depikle vurdu. Hayvan. Seni hayvan. Mehluk. Ya oğlum çek git ya. Seni mal. O ne lan? Sen neden çıktın? Defol git. Ya bir çek git ya pislik. Abi öküzlerin ikisi de geliyor. Sen bak ya. Ya bir ha seni siktin. Gerizekalı spor. Abi niye bu kadar kalabalık oluyorsunuz ya? Üf. Bıktım sizden. Harbiden bıktım. Abicim geliyor öküzlerin hepsi de. Hepsi aynı anda geliyor. Abi öldürecek beni. Hadi güle güle canım. Hadi güle güle. Hiç uğraşamayacağım. Kaydedelim buradan. Yok olmuyor. Olmuyor. Tamam atın yanına gidelim en iyisi. Çek git be pislik salak. At reis. Selam. Yanından kaçarken doluya tutundum. Atı döveceğim. At reis selam sana. At enerjim azdı. Ha enerjim fullememiş. Oyun enerjim fullememiş. Bir koydu. Şimdi buradan gidip hemen alırsam zımbırtımı. At reisin yanından alırsam.
Bili 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 kulu 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 var. Buradan mı kaydettiğim için verdi beni? Atın oradan kaydedemedim çünkü değil mi? Tamam. Peki oradan alırsam ölmeden gidip şey oluyor. Tamam canım. Şu sarı. Aha. O ne? Yugat bilmem ne. Furit. Aa, bu güzel bir şey ya. Onu takayım abicim üstüme. Bunun ne işe yaradığı belli değil zaten. Bunun yerine o zamanı böyle takayım. Bu güzel bir şey. Bayağı lazım bir şey yani. Bu atı dövmek için. O atın oradaki zımbırtıma ulaşabilirsem oradan başlatacak galiba oyun bana. Geri gidiyorum sen zibidi. Hadi kış şu oyunu bu şekilde atın oradan bir kaydedeyim efendim. Öldüğüm yer orada yukarıda. Onu alırsam bu zımbazingoma bana geri veriyor oyun. Al oğlum. Niçin taş atıyorsun sen terbiyesiz salak? Abi seninle mi uğraşacağız ya? Sana niye değmiyor ya? Seninle mi uğraşacağım lan pislik? Sıçmık gibi. Şimdi 4 tane enerjim ve şu zımbırtım var. Şu zımbırtıyı da alırsam sarı şey de dolacak. Atın orada öldüğüm yerden alırım abicim. Ha, şunu alırım. Güzel. Ha, doldu geri kaldı yere. Vallahi iyi geçirdin. Helal olsun reis sana. Oo, canımı mahvetti ya. Ha şu zımbırtım başladı. Ha. Şimdi bu salağa girişmem lazım abicim. Çok güzel, çok güzel. Hadi biraz daha girişelim. Az kaldı neyse. Kaç kızım kaç. Aferin sana. Çabuk hadi kalk. Hadi be, ulan yönüyordum be. Püh. Şimdi en baştan gelirsem şimdi haklarımın hepsini alır. Oyundan çıkıp geri girmem lazım sanırım. En baştan gelirsem burada 4 can bilmem ne bütün o zımbırtılarımın hepsini verir. Dem 2 gibi kaydettiğim gibi verir. 2 saate yakın olmuş. Bir dahaki deneyişimde bu at reisi şey yaparım. Yenerim. Umarım. Oyuna bir girip çıkış yapmak lazım. Dem 2 haliyle alırım yani. Bayağı çünkü enerjisini azalttım. Demek ki böyle oynamak lazımmış. Niye azemmiş? Retro muhabbet yapılan Grand Auto ilk çıktı. Abi basitçe GTA yazsan kafi. Dünya oyunu ilk açık dünya oyunu GTA serisidir. Öyle mi? Yok ya. Vardır abi ya. Dünya kadar oyun var. Bilgisayarda o kadar çok oyun var ki. Ta eski Amiga Mamiga oyunlarını sana sayarlar. Yani çok eski. Mesela Wolfenstein'in ilk oyunu açık dünya değil mi? Şu bak. Şunu diyorum bak dostum. Şunu diyorum dostum. Bu oyunu kapatayım ya. Ben bugün kafam şişti bunu oynamadan. Kaydettiğim yerden kaydettiğim kadar zımbırtılarla dalarım. Bir sonraki New York yayınında o ayı atı tokatlarım inşallah inşallah. Bu oyunu kapatalım efendim. Azıcık muhabbet edip şey yapayım. Bilgisayar dinlensin biraz yani. Efendim.
Bile 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 bile. Gole 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 gole. Arkaya ama güzel bir New York resmi koyarım yani. Efendim, New York'un resmini koyalım, şu cici kızımızın resmini koyalım efendim. Biraz muhabbet edelim yani. Ondan sonra kapatayım arkadaşlar yayını. Kafam şişti çünkü ben New York'tan efendim. Şimdi ne diyordun sen dostum? Wolfenstein'in ilki ne abicim? Wolfenstein First Game. Abi açık dünya vardır yani senin. Çok eski oyunlar vardır. Kaç tane vardır o ne? İlk kıta değil sanmıyorum yani. İlk Wolfenstein. Ha mesela şu Wolfenstein, bak bu açık dünya sayılmıyor mu abicim? Dünyanın içinde geziyorsun işte, her tarafta geziyorsun. Adam bunu gösterir sana, bilmem kaç senesinin oyunu yani, bak şuna. Mesela şu oyun ne diye geçiyor bak. Bu Wolfenstein ne diye geçiyor reis bak. Wolfenstein. Bu böyle bir Wolfenstein oyunu var. Mesela odadan odaya, evden eve, binadan binaya geziyorsun. Anahtar topluyorsun falan, odadan odaya atlıyorsun falan. Açık dünya işte. Hani en eski open world. First open world game desek, hani gıtadan eski şeyler bence çıkar yani. Sega'da çıkmış. Ne o? Ne o? Bir Sega'da bir şey çıkmış. Bak Sega ile alakalı bir şey çıktı. Heh. 1970'te Jet Rocket diye bir oyun mu çıkmış? Jet Rocket 1970. Açık dünya oyunu mu oluyor bu? Roketten mi geziyorsun? İlginç bir şey. Atari sonu oyunu hem de dostum. Hani ilk open world dünya, açık dünya yani open world olarak sayılan oyun bu. Jet Rocket. Sega'ya ait bir şey. Yani çok da enteresan bir şey yani, uçak uçakla geziyorsun ama uçakla gezdiğin için adamlar bunu açık dünya saymışlar. Bak 70'teki bir oyun yani, bak şu oyun. Jet Rocket diye bir oyun dostum. Bunu reisler ilk open world oyun diye internette arattırdığın zaman bu çıkıyor dostum. Hani pardon. Hani GTA ilk ya, 1970 nere? GTA bir kaç senesinin? Onu bir göstereyim bak sana dostum. O Jet Rocket dediğim zımbırtı oyunu. Bak benim Wolfenstein geldi aklıma. Bu adamlar Jet Rocket diye bir oyunu şey yapmışlar. En eski herhalde listelerine bilir. En eski bu çıkıyor. Hani ilk open world oyun yazınca bu çıkıyor. Hani bu bizim aklımıza gelen. Benim aklıma gelen başka, ben de eski oyun sayarım. GTA 1 ne zaman çıkmış? GTA 1 üstten bakışlı, o da yani onun da grafikleri böyle dandirik falan yani, ilk GTA. GTA 97'de çıkmış abi. Kaç sene var arada? 2000'de çıksa işte direkt 30 yıl var. 1970-2000. 27 yıl var arada. Yani GTA ilk açık dünya değil dostum. Tamam GTA iyi bir oyun da yani, överim. Seviyoruz GTA'yı ama değil yani. Öyle bir oyun değil. Abi farklı bir hesaptan geldim. Emre Arslan. Ne oldu? Silik mi yedi? Şey silik diyorum ya. Ban mı attım ben sana, ne oldu dostum? Hayırdır? Konnichiwa. Nereden geldiysen bilmiyorum. Race serisine başlasana ya. Yok abi o ne? O sıracı falan değil mi? Hadi Skyt oyna. Skyrim 31 lira. Race prototip oynasana ya. Bana göre çok... Abi tamam da yani onu oyna bunu oyna. Niye şunu şunu oyna akşam oldu ki yine? Yani bilmiyorum. Benim izleyici kitlem bazen böyle geliyor, onu oyna, bunu oyna, şunu oyna demeye başlıyor. Bilmiyorum niye abi, bana durmadan bazen niye oyun oynuyorsunuz? Bir günde Reis diyor hiç oyna yav deyin. Oynadığım oyunu izlemek isteyin. Yani zevklerimiz çok mu birbiriyle şey yapıyor arkadaşlar? O şey dediğin, Skyrim dediğin şey değil mi? RPG galiba. Abi RPG inatla önermeyin lütfen, çok rica ediyorum. Jet Rocket açık dünya oyunu olamaz bana göre. Abi ya, haritanın içinde serbestçe geziyorsun. Ne yapacağın sana kalmışsa açık dünya sayıyorlar bunu yani.
GTA 1 de üstten bakış değil mi? GTA 1 üstten bakışlı bir oyun. Bak. GTA 1 gameplay diyeyim. Üstten bakışlı çok şey bir oyun yani grafikleri. O da açık dünya sonuçta. Her tarafı geziyorsun. Sana PlayStation 1 oyunları sayarlar bir sürü çöp grafikli. Ama burada mesele grafiği değil. Açık dünya ama açık dünya. Bitti gitti. Yani bir sınırlandırma yoksa onu açık dünya sayıyorlar. Böyle yani. Bu işler böyle. Kategorik olarak açık dünya. Değil grafiği iyi olmalı dersen de adam çıkar karşına şey der dostum. Cyberpunk'tan daha kötü grafikli bir oyun bana göre açık dünya değildir kardeşim der. E ne diyeceksin? Bir başkası da gelir. RDR2'nin grafiği çok güzel. Bence bundan daha kötü grafiği olan bana göre açık dünya değil. Modellemesi 3B, 3D olmalı. 3 boyutlu olmalı. Yoksa ben saymıyorum derse. Ne diyeceksin abi? Bu uzar gider yani. Mesela bu da GTA 1 bak dostum. GTA 1 bak bu. Üstten bakıyorsun böyle oynuyorsun falan. Bu da açık dünya değil mi yani? Açık dünya işte. Buyur. Muhabbet oraya giderse yani kimse hiçbir oyunu sayma o zaman. Race Slap Dogs güzel mi? Valla ben onu oynamıştım. Yakuza PC'de yok. Yakuza oyunu ben PlayStation 2'de oynamıştım. Yakuza oyununu özlediğim için dedim ya PlayStation 3 falan mı alsam, 4 mü alsam? Hangisini zamanında unuttum. 3'ün zamanı mıydı, 4'ün zamanı mıydı Slap Dogs oynadım. Dedim hani dedim Yakuza tarzı böyle GTA gibi olsun, açık dünya falan olsun ama silahla milahla girişme değil, tekme tokat dövmeli, kung fu yapmalı falan, karate yapmalı bir şey olsun. Değnekle girişme falan, Yakuza'nın tarzı bir şey olsun dedim. Slap Dogs'u oynadım. Yakuza'nı yeni tutsun PC'de diye. Yani şöyle bir game patla. Güzel bir game patla. Sanki oyun PlayStation 2'de oynarmış gibi. TV'ye takılıydı o zamanlar bilgisayarım benim. Böyle FPS oyunları falan pek oynamıyordum. İnternetim yoktu galiba evde ya. Var mıydı? He vardı, kablolu yoktu. Binanın Wi-Fi'sine bağlanıyordum. Stüdyo dairede takılıyordum o zamanlar. Bina şifreyi veriyordu. Bina şeyi, rezidansın yönetimi. Her katta bir tane Wi-Fi zamazingosu takılı. O Wi-Fi çoğaltıcı gibi bir şey yani internet. Online oyun oynayamıyorsun. Steam'e giriyorsun, Epic bilmem ne. Epic yoktu o zamanlar galiba. Online oyunu oynayamıyorsun. Yani internete girip video izliyorsun, bir şey diyorsun ama bir akıcı bir internet sağlayamıyor düzgün. Çünkü yan komşun, yan daire girdi miydi bir şey indirmeye kalktığı zaman internet GG oluyor. Öyle bir ortamda hani dedim Yakuza niyetine bir oyun şey yapayım. Çok da yani FPS bu CSGO falan tarzı şeyler oynamıyordum. Hep Gamepad'la takılıyordum. Özledim Yakuza'yı. Neyse lafı uzatmayayım. Yakuza'yı özledim. Yakuza niyetine Slap Dogs'u oynadım. Slap Dogs daha akıcı, daha güzel. Yakuza'nın tadını veriyor. Üste GTA gibi oynanışı, konusu, görevleri basit, eğlenceli bir oyun. Sonra Yakuza serisi PC'ye çıktı. Bir arkadaşım almıştı PC'sine. Ben dedim ya bir siz ona gittim oturmaya bir gün. Her bir dedim biraz deneyek dedim. Oynayalım. PS2'de oynamıştım ben son Yakuza'yı dedim. Abi Konuş. Gamepad'a basıyorsun. Konuşmalar geçmiyor. Vır. Geç diyorsun, konuyu anlamıyorsun. Dövüşleri falan saçma sapan. Hani Yakuza'nın taklidi ama Yakuza'ya iki çekecek bir oyun. Slap Dogs. Ama bir GTA falan olamaz tabii. Yakuza'yı beğenen adam Slap Dogs'u muhakkak oynasın. Yakuza'ya bence 2-3 çekecek bir oyun. Reis PS3 capture card gerekiyor. Evet doğru. Evet arkadaşlar chat durdu. Chat yavaşladı. Sanırım artık kapatma zamanı geldi galiba yayın efendim. Zaten bu yayında 2 saati geçtim. Net 2 saati yaklaştı. Evet arkadaşlar. Bili. Şunu çekeyim şuradan. Nioh 2 yayınımızı sonlandırma zamanı geldi galiba arkadaşlar. Şunun da resmini koyayım ki yabancı bir adamlar gelir bakar bu ne yayını, adam Nioh 2 yazmış, Nioh 2 ile alakalı bir şey yok demesinler. Adam Nioh 2 oynadı herhalde, üstüne kendi dilinde yorum yapıyor falan desinler. Merdo hariç kimse yazmıyor zaten chatte, sanırım bir tek Merdo var. Race PS3 al ve biz de izleyip mesela güzel oyun var. PS3 çöp abi. PS3 çöp, artık PS3 yok ki. Alırsın bir ay sonra GG sizlere ömür. Verdiğim para çöp.
Çöpe para atmış gibi olursun. Yani yırtıp yırtıp çöpe paralarını atmış gibi oluyorsun. Çalışır PS3 yok artık. PS3 ne biliyor musun? PS3 döneminde çıkan oyunlar Steam'de varsa eğer, aynı zamanda PC'de de varsa onu alırız. Oynarsın. Mesela Resident Evil 5 PS3 döneminin oyunu. Resident Evil 5'i PC'de oynarsın. Bu. PS3 böyle bir şey olur. Artık şey yani. Reis Turbi! Tekken 7 var ya PC'de, o olur. Reis Çetok okudu. Pardon. Evet arkadaşlar, kapatayım. Benim de büyük abdest geldi. Büyük abdest geldi. Büyük abdest, gel oğlum, gel. Gel tamam. Otur şura. Otur şura oğlum. Şimdi gideceğiz. Klozete işi toplantı yapacağız arkadaşlar. Niyeyse benim canlı yayınlarıma gelenler düştü ya. Half-Life açarken 18 kişi, 17 kişi falan geliyordu. Demek ki ben iyi bir YouTube'cu değilmişim. Keramet Half-Life'daymış. PS4 Pro al. Abi niye PS4 Pro alayım ki? Ne var ki onda? PC'de olmayan ne var? Bir God of War var. O da oynamasam da olur. Bir de onu 60 FPS olarak PS5'e koymuşlar galiba. PS5 alırım direkt. God of War'a 60 FPS oynarım abi. Evet sayın seyirciler. Reis Tübi. Hayır. Hayır. Büyük abdest geldi. Acilen benim gitmem lazım. Kanalizasyonlar Genel Müdürlüğü'ne toplantı yapacağız. Klozörteyiz. Büyük abdest ve ben üçlü toplantı yapacağız. Türk İş Mitar gelmiş. Selam. Aleyküm selam. Konuşma reis. Geç kaldın reis. Yayın sonlanıyor. Bir 10-15 dakika mola verip başka bir yayın açabilirim. Yok çünkü benim kafamı şişirdi. Artık oynayamaz hale geldim ve büyük abdest geldi. Bekliyor. Dürtüklük duruyor benim. Evet arkadaşlar. Bir 15-20 dakika mola, ondan sonra geri geliriz. Türk İş Mitar'a hoş geldin. Konuşma dostum. Bir yere ayrılma. 10 dakika mola vereceğim. 10-15 dakika mola vereceğim. 15 dakika sonra buluşalım. Şu an 25 geçiyor. 11'e. 30. 40 geçe açarım en geç. Evet efendim. Sonraki yayına gelmeyeceklere iyi geceler. Sayınlar efendim. Sonraki yayına gelecekler de işte 15 dakika sonra görüşürüz. 23.40'da görüşelim arkadaşlar. Hadi.